İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemle karşınızdayız. Bu gece Suriye'yi konuşacağız. Suriye malum yeniden gündemde. Aslında Türkiye'nin gündeminden hemen hiç çıkmış değil. Çünkü birilerinin akrabası, netice itibariyle yakın komşumuz. Yani Suriye deyince hep Türkiye'den de bir parça düşünmek muhakkak gerekiyor. Biz bu gece Suriye'nin tarihini konuşacağız. Daha önce öteki gündemlerde Suriye birkaç kez bahsedilmişti. Fakat orada daha ziyade kültürel mirastan, Osmanlı'nın orada bıraktığı mirastan bahsetmiştik. Ama Suriye tarihine daha ziyade siyasi hususlara, o bölge insanına nüfuz etmiş olan o yapıya çok değinememiştik. Ve Suriye tarihi dediğimizde tabii ki bölgedeki 4 asırlık Osmanlı tarihini de anlatmış olacağız sizlere. Oradaki dini ve etnik yapı nasıl şekillendi, bu sorunun yanıtını bulacaksınız. Ve tabii ki Orta Doğu'ya damgasını vuran Baas'ın bilinmeyenleri ve Hafız Esad'ın ilginç yükselişi de bu gece konularımız arasında olacak. Bizlere ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz güzel bir sorunuz varsa elbette ben de konuklarıma yöneltirim. Kimlerle birlikteyiz? Orta Doğu uzmanı doçent doktor Mehmet Akif Okur. Mehmet Akif Okur aynı zamanda Gazi Üniversitesi Orta Doğu Orta Asya Araştırmalar Merkezi'nin müdürü ve tarihçi yazar Erol Çalı ile de birlikteyiz. Erol Çalı'nın Şam isimli bir kitabı var ki Şam'a dair eğer meraklıysanız, okumak istiyorsanız, görmek istiyorsanız edinmeniz gereken, muhakkak görmeniz gereken bir kitaptır Şam. Umut ediyorum daha da genişletilmiş bir baskısını da alabiliriz, okuyabiliriz. Aynı zamanda Erol Bey 7 sene bizzat Şam'da oturmuş bir isim. Dolayısıyla kendi gördüklerini de bizimle paylaşacak. Şimdi ben derim ki, İsterseniz Suriye deyince ne anlamamız gerektiğiyle başlayalım. Evet. Yani Suriye aslında yakın bir zamana kadar Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail içine alan bir bölgenin de ismiydi. Ama bugün bir devletten bahsediyoruz. Buyurunuz. Evet. Kesinlikle yani bugün sınırlarını gördüğümüz, harita üzerinde tanıdığımız, aşina olduğumuz bölgeden ibaret değil. Tabii ulus devletler çağına girdiğimizde biz beşeri coğrafyayı ve topografyayı aslında çok fazla dikkate almayan bir bölünmenin, sınırların çizilişinin yaşandığını biliyoruz Orta Doğu'da. O yüzden tarihteki Suriye'ye baktığımız zaman biz biraz daha doğal hatlar etrafında yayılmış olan bir coğrafya çıkıyor karşımıza. İşte 19. yüzyılda 4 tane vilayet var. Bu taraftan Halep'i görüyoruz, Şam'ı görüyoruz en önemli merkezler olarak. Ve belki şunu da söyleyebiliriz, Suriye Devleti bugün bildiğimiz sınırlar içerisinde kurulmasaydı Halep'in Antep'le olan ilişkisi her zaman Halep'in Şam'la olan ilişkisinden çok daha fazla ve güçlü olacaktı. Yine benzer biçimde etnik şekillenme, nüfusun kompozisyonu, tüm bunların hepsi Osmanlı Devleti'nin çöküşünün ardından sınırların çizilmesiyle beraber yeni bir karakter kazandı. Biz tarihte bu bölgeye baktığımız zaman birçok topluluğun yan yana beraberce bir arada yaşadıkları, yine tarihi seyir içerisinde zaman zaman çatıştıkları, ancak daha sonra komşuluğun galip gördüğü bir zenginlikler coğrafyası görüyoruz Suriye'ye baktığımız zaman. Zenginlikler coğrafyası diyorsunuz, hakikaten kulağa öyle geliyor. Bir taraftan açınca, okuyunca, dinleyince öyle ama maalesef bir acılar coğrafyası haline gelmiş durumda. Evet. Suriye, hocamın da naklettiği gibi bir coğrafyanın adı zaten. Bir kere burası bütün medeniyetlerin bir beşiği olmuş. Her medeniyet, her din, her mezhep, her inanışa bir beşik olmuş. Bir yuva olmuş. Dolayısıyla bundan ötürü de bence belki bugünkü sıkıntılara kadar artarak gelmesinin altında yatan sebep de bu. Her medeniyetin, her mezhebin, her dinin, her inanışın bu coğrafyada bir potan içinde erimesi gibi. Suriye bizim dönemimizde olduğu gibi sadece Bizans'ın döneminde de çok önemli. Mesela Bizans'ın hukukçularını yetiştirdiği merkezdir Şam. Karakuşi kararları diye meşhur ta hukukta geçen o hukuk terminolojisine espri olarak üretilen karakuşi hükmü kararları karakuşi var. Diye. Hükmü karakuşi diye. Hani onun bir boyacı hadisesini anlatırlar ya. Adamın birisi hırsız eve giriyor. Çıkarken ayağı kapının eşiğine takılmış, düşmüş. İşte ayağını kırmış, yaralanmış. Kadıya gitmiş demiş ki ben bu eve hırsızlığa girmiştim.
çıkarken ayağım eşiğe takıldı. Düştüm. Ben bu evin sahibinden davacıyım. Karakuşi'ye diyor. Hı hı. Karakuşi de evin sahibini çağırttırıyor. Diyor ki sen bu bak bu adam senden davacı. Düşmüş ayağını kırmış. E efendim diyor. Ben marangoza parasını tam verdim. Benim bir kabahatim yok. Marangoz yanlış çakmışsa kapının eşiğini benim suçum ne? O zaman diyor marangozu getirin diyor. Marangozu getiriyorlar. Marangoz diyor ki valla ben diyor tam yapmıştım ama diyor o an diyor herhalde bu çiviyle alakalı bu çivinin iyi saplanmamasıyla ilgili bir problem diyor. Çivi üreteni getiriyorlar. Ondan sonra çivici diyor ki valla ben üretirken bunu işte yanımdan diyor çok güzel bir bayan geçiyordu, bir kadın geçiyordu. Gözüm ona takıldı herhalde eğri üretmişim diyor yani. O zaman diyor kadını getirin. Yani bu karakuşi kararlarında espri olarak anlatır. Devam edeyim mi? Yani orada kadını getiriyor. Kadın diyor ki benim kabahatim yok. Bu makyaj malzemeleriniz kim sattıysa beni güzel gösteren odur diyor. En son boyacı da karar veriyorlar. Diyor ki boyacı suçlu asacağız boyacıyı. O makyaj malzemesi üreteni. İp kısa adam uzun. Karakuşi diyor ki o zaman diyor bunu götürün diyor. Kısa bir boyacı getirin diyor yani. Kısa bir boyacı yazsın. Bu Bizans'ın hukuk merkezi Şam. Aynı zamanda bizim Türkçemizde de bu geçmiş hocam. Yani evet. Şam şeytanı evet, tabiri Şam değil şeytanı mi? Denir. Yani dünya ticaret merkezidir Şam. O dönem Bizans döneminde Şam'ın 7 kapısı var. 7 kapısı da her kapı aslında bir pazarın ismi. Mesela Bab Tuma diyor. Tum, sum kelimesinden geliyor. İngilizce'de tum diyorlar. Sarımsak kapısı. Yani sarımsak gibi, işte soğan gibi, patates gibi şeylerin satıldığı, sebzelerin satıldığı kapı bu. İşte altın kapısı var. Kumaşçılar kapısı var. Böyle 7 kapısı. Şam şeytanı tabiri, Şamlılar üretim çok yapmazlar. Onlar komisyonculuk yaparlar. Yani çok iyi ticaret, ticari hayattan gelen bir terim bu. Şam şeytanı. Mesela dinar kelimesi vardır. Arap para birim olarak geçer evet. Değil mi hocam? Doğru. Dinar kelimesi. Dinar kelimesini Araplar Bizans'tan almışlar. Dinarius. Dinarius'tan gelen bir kelime. Yani o kadar Suriye, Osmanlı'da hiçbir dönem yoktur ki Suriye'den bahsedilmesin. Mutlaka vardır. Suriye diye mi bahsediyor? Bilad-ı Şam olarak. Şam diyor. Şam geçer. Hani şöyle düşünelim. Mesela Tunus gibi, Fas gibi, Cezayir gibi ülkeler de aslında Osmanlı'ya bir nevi bağlıydılar. Ama onlar daha uzak coğrafyalar. Yani uzak coğrafya hem de hocam. Mesela biz şu anki Suriye coğrafyasındaki Halep gibi, Hama, Humus, Şam gibi beldeler Anadolu beldesi gibi düşünmüş Osmanlı. Mesela Antep, Gaziantep, Kilis gibi şehirler merkezi Halep. Halep'e bağlanmış, bir eyalet olarak bağlanmış. Osmanlı'da bir terminoloji olarak bu geçmiş günümüzde. Bu İslam'da yok. Yani Araplarda bu terminoloji yok. Mekke'yi Mükerreme, Medine'yi Münevvere, Kudsi Şerif, Şam-ı Şerif. Yani zaten adından da anlaşılacağı üzere ayrı bir özelliği var buraların. Öyle mi hocam? Kesinlikle. Yani ayrı bir özelliği var. Şam, Bilad-ı Şam olarak Suriye tabirini 1920'den sonra kullanılıyor. Özellikle 30'da Fransızlar isim olarak koyuyorlar bunu. Ama Osmanlı son yıllarda bunu kullanmış. Şeyden sonra bu sonu gelirlik dönemiyle beraber tüm antik isimler aslında canlandırılıyor. Evet, evet. Orta Doğu Arap coğrafyasında. Mesela o Asurilere izafeten Suriye'de öyle canlanan yani, isimler. Bu da şundan hocam, Grekçe'de şın harfi yok. Şey harfi yok. Yani Aşurlulardır aslında kelimenin orijinali. Aşurlular. Aşurlular. Ama Grekçe'de olmadığı için Asurlular diye geçmiş. Daha sonra bu Surlular olarak Suriyalılar, Asuryalılar ya, Asuryalıların A'sı düşmüş Suriyalılar olarak geçmeye başlamış. Bağız döneminde özellikle 1930 sonrası, Bağız yok belki ama tohum olarak Arap milliyetçiliğinin zirveye çıktığı bir dönemde kendilerine isim bulmaya çalışmışlar. Genelde Bağız mantalitesinin oturtmaya çalıştığı İslam'dan uzak, Asurlulara dayanan bir isimle anılmak. Mesela Bilad-ı Şam tefsirlerde ve hadislerde mübarek kılınan beldeler olarak biliniyor. Nereden başlıyor? Merkez Antakya. Antakya'dan başlıyor.
Bizans döneminde Antakya'nın nüfusunu tahmin edebilir misiniz? Hayır. Mesela sorsak tahmini atalım mesela. Atalım. Ay çok mesnetsiz atarım şimdi, ayıp olur. Atalım olsun ya, bu şey değil, haram değil yani. 450 bin nüfusu var Antakya'nın. Yani ben en fazla 250 bin derdim. 450 bin. Zaten o dönemde Hristiyanlığın merkezleri Roma. Zaten Antakya aynı zamanda peygamberlerin de birçok, evet, değil mi? Tabii. Antik dünyanın çok önemli elinin yaptığı yer. Mesela Roma, İskenderiye, Kudüs ve Antakya. Antakya değil mi Ashab-ı Kehf? Yedi uyurlar. Afşin'de de var, Tarsus'ta da var. Karışıyor yani, Ürdün'de de var. Ama şu, o dönemde dinin merkezlerinden, Hristiyanlık din merkezlerinden Antakya, Biled-i Şam Antakya'dan başlıyor. Şam beldeleri demek. Biled-i Şam. Antakya'dan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Harita üzerinden gidelim. Gideceksiniz güneye doğru, biraz sağa doğru gideceksiniz. Lübnan'a. Lübnan'ı içine alır. Filistin'i içine alır. Ürdün'ü içine alır. Döner Diyarbakır'a kadar gelir. Diyarbakır'a kadar gelir. Burayla alakalı bazı ayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadislerde zikrettiği Allahum barik lena fi şamina. Sahabe buyuruyor, sahabe efendilerimiz diyor ki biz Kur'an mütalaları üzerine çalışıyorduk. O ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açtı. Allahum barik lena fi şamina. Allah'ım Şam'ımıza bereket ver dedi diyor. Şimdi bak işte hadisi bitirin. Bir dakika sayın hadisi bitirin de şimdi sayın okur belki diyecektir ki hocam. Yani biz Suriye tarihi konuşuyorduk. Bir dakika nereye yok, ama yani bu coğrafya bunlar olmadan konuşulmaz. Benim de ne aklıma geldi? Şimdi hocam hani, siyasi tarihine girmeden önce ben giriyorum. Yani anladım, oraya doğru anladım. Geçeyim. Siyasi tarihine girecek hocam. Mesela bahsedilirken de hani dördüncü makam değil midir Emevi Cam? Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, ve Emevi Cami olarak, en hatta eski. Ondan sonra da Bursa Ulu Cami derler. Bursa, Halep, Şam Anadolu beldelerinden sayılır. Güzel. Ondan dolayı. Çarşılarda da bu özellik vardır. Mesela Osmanlı'nın kapalı çarşıları. Orada sahabenin bir tanesi, bakın enteresan bir şey. Bunu Şam'ın şekeri. Konuştuk mu bunu bilmiyorum ama bunu söyleyeyim. Bakın. Sahabe diyor ki, Yemenli bir sahabe oradan kalkıyor. Ben de olsam mesela gitseydim Efendimiz'in huzurunda derdim. Ya Resulallah Türkiye'ye de dua et. Bunu derdim eğer o dönemde olsaydım yani. Yemenli bir sahabe, ya Resulallah Yemen'ine diyor. Yemen'imize de diyor dua et. Allahum barik lena fil Yemen'ine diyor. Iraklı bir sahabe kalkıyor. Ya Resulallah Irak'ına diyor. Irak'ımıza da, yani hadiste geçen şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü mütekalliz. Üzülüyor. Hüzün kaplıyor yüzünü. Orada diyor şeytanın boynuzu çıkacak. Fitneler zuhur edecek diyor orada. Şimdi zamanla bakıyoruz. Son savaş Orta Doğu'da kopmayacak yani, mı zaten oraya. Bildiğimiz? Şimdi özellikle Şam'ın bizim için önemi nedir? Stratejik, siyasi, ekonomik bunları bir kenara bırakıyorum. Bizim için mekanul şereful mekan bil mekin. Mekanın şerefi Mekin'dendir. Orada oturanlardan. Niye önemlidir bizim için? Bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya şeref kudum buyurmuş. Gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağını basmıştır oraya. Mübarek. Hazreti İbrahim gelmiştir. Hazreti Nuh'un geldiği söylenir. Hazreti Süleyman'ın o Lübnan dağlarında olduğu yakındır çünkü oraya. Osmanlı niye değer vermiş? Osmanlı da zaten ticaretin merkezi diyorsunuz. İpek ve Sedef o şeyi. Merkezi olmuş. Peki bunun dışında Osmanlı için niye bu kadar önemli olmuş? Osmanlı fetih psikolojisi ve fetih stratejisi açısından fethettiği ülkelerde şenlendirme pozisyonu vardı. Hocam belki bunu açacaktır kendileri. Bu şenlendirmeden sadece mahfuz tuttukları Kudüs olmuş. Bir de Mekke, Medine. Ha nedir şenlendirme? Fethettiği yerlere Türkiye'den, Anadolu'dan aileler götürüyorlar. Türkçe konuşmak şartıyla, öyle mi hocam? Evet. Türkçe konuşmak şartıyla orada bir nevi ne diyelim ona biz? Kendi kültürümüzü de yayıyor. Oraya yayma bizim olması açısından. İşte Şam bu şenlendirme hadisesinin en yoğun olduğu yer. Yani Şam. Şu...
damgasını vurmak istemiş. Vurmuş. O kadar önem vermiş vurmuş ki da. Oraya damgasını vurmak. Suriye peki, komşumuz diyorlar, ben üzülüyorum. Suriye bizim komşumuz değil, Suriye bizim kardeşimiz. Hı. Ne komşumuz yani? Ona da geleceğim. Evet. Hatta onu da not alayım. Şunu soracağım hocam size. Hı. Şimdi Orta Doğu için Suriye'nin önemini bize anlatır mısınız? Bir de Suriye'ye küçük Orta Doğu diyorlar denir. Neden? Tabii. Bir bu şu ana kadar konuşulanlara bir ek yapayım. Lütfen hocam. Tabii bunlar önemli, şöyle önemli. Çünkü bizim zihinlerimizde aslında farklı farklı haritalar var. Yani bir tarafta siyasi haritalarımız var. İşte bir tarafta ekonomik haritalarımız var. Ticaret yollarına bakıyoruz. Bugün belki enerji yollarına bakıyoruz. Bir de anlam haritaları var bizim zihinlerimizde. Yani belirli mekanların isimleri geçtiğinde, belirli şehirlerin adlarını andığımızda onlarla ilgili zihnimize birçok şey doluyor. Bazen işte gülümsüyoruz, sevdiğimiz, hoşlandığımız bir mekan oluyor. Bazen yüreğimizin tellerini yerinden oynatıyor. O yüzden coğrafyalara, şehirlere biz birçok gözle bakarız ve onların etrafında oluşan bu anlam halkaları o şehirleri özellikli kılar, nitelikli kılar. Şam'da, Orta Doğu'da bu türden şehirlerden bir tanesi. Tarihiyle bizim kültür coğrafyamızda, anlam dünyamızda gerçekten çok önemli yer tutmuş bir şehir. Ve yani Osmanlı'nın bu topraklara gelişinden de evvel biz buralarda yine Türk yerleşimleri görüyoruz. Memlükler döneminde görüyoruz, Selçuklularla beraber gelenleri görüyoruz bugün Suriye demiş olduğumuz coğrafyanın içerisinde. Hem o bakımdan bize çok aşina, çok uzun zamandır bu bölgenin içerisinde varız. Hem de ortaklaşa yaşamış olduğumuz çok uzun ve köklü bir geçmiş var. Orta Doğu bakımından gerçekten çok önemli Suriye. Niçin? Bir kere tarihte önemli bir merkez olmuş. Şam her zaman önemli bir merkez olmuş. Halep önemli bir merkez olmuş. Ticari bakımdan, kültürel bakımdan çok önemli olmuş. Şam aynı zamanda gidilip eğitim görülen ve tekrar ondan sonra dönülen önemli merkezlerden bir tanesi. Ve biz özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında o büyük tarihi kırılma yaşanırken, Birinci Dünya Savaşı sonrasında biz bu coğrafyayı terk etmezden evvel Arap dünyasının yaşadığı büyük dalgalanmalarda da yine en önemli merkezlerden bir tanesi Suriye. Suriye Arap milliyetçiliğinin en önemli merkezlerinden biri olarak yükseliyor ve Suriye'de ortaya çıkan fikir hareketleri, siyasi akımlar, biz bunların Orta Doğu coğrafyasının genelinde yankı bulduğunu, genelinde karşılık bulduğunu görüyoruz. O yüzden adeta Arap dünyasının atan bir kalbi gibi Suriye. Suriye'de ne konuşulursa, Suriye'de ne yaşanırsa bu Kahire'de izleniyor, Beyrut'ta izleniyor, Bağdat'ta izleniyor. O yüzden çok çok önemli gerçekten. Yani Orta Doğu'nun bir özeti, çünkü Orta Doğu'da var olan halkların, inanışların, mezheplerin, bütün bunların hepsinin de bir özetini barındırıyor. Şiisiyle, Sünnisiyle, Araplar, Türkmenler, Kürtler, Asuriler, Ermeniler, aklınıza hayalinize gelebilecek olan bu coğrafyada tarih boyunca var olmuş olan toplulukların hepsinden bir nüveyi biz bugünün Suriye denkleminde, bugünün Suriye coğrafyasında da görüyoruz. O yüzden tabii bu çeşitlilik de şöyle bir sonuç doğuruyor. Suriye'yi sarsan gelişmelerin hepsinin Orta Doğu coğrafyasında ve daha ötesinde yankıları oluşuyor. Tetikliyor yani. Tetikliyor. Çünkü eğer bir fikir hareketi yayılıyorsa, Orta Doğu'nun özeti olduğu için değişik unsurlar üzerinde bu hareket Orta Doğu coğrafyasındaki herkese ve herkesime yayılıyor. Bu bölgede bir acı yaşanıyorsa herkes bu acıdan nasibini alıyor. Ve aynı zamanda yine bugünü çok ilgilendiriyor bu şey. Bu bölgede bir çatışma yaşanıyorsa herkes ucundan kıyısından bu çatışmanın tarafına dönüşüyor. Şu anda Orta Doğu'da yaşanan yangını en tehlikeli kılan hadiselerin başında da Suriye'nin bu özelliği var. Orta Doğu'da hemen herkes bu çatışmanın bir yanından, bir tarafından içinde olduğunu düşünüyor. İzlerken özdeşleşiyor savaşan bir kısım taraflarla beraber. Dolayısıyla bugün Orta Doğu yangını tarih boyunca o biriken kültür coğrafyasında biriken anlam katmanları sebebiyle Orta Doğu'da bulunan hemen her halkın, inanışın ve topluluğun Suriye'de bir hissesinin olması sebebiyle herkesi ve tüm bölgeyi çok çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi biz hep deriz ya, özellikle de tabii Türkiye'yi ilgilendiriyor çünkü en uzun sınır komşular 900 açısından kilometre. Suriye ile. Akrabalık ilişkileri var diyoruz. Hatta bu çatışmaların en böyle
civcivli zamanlarından birinde yanılmıyorsam başbakan demişti ki Suriye bizim iç meselemizdir demişti. Hani dış mesele falan gözüyle bakamayız demişti. Şimdi şu akrabalık ilişkileri demişken Türkiye'nin yani bilmiyorum bu konuda herhangi bir istatistiğiniz, bilginiz var mı ama böyle akrabalık bağı olan aile sayısı hayli ne kadar? Fazla. Yani aktif olarak akrabalıklarının farkında olanlar var. Bir de yani o akrabalık bağları unutulmuş olmasına rağmen akrabalarımız var. Yani şöyle söyleyelim. Bir kere Anadolu'ya göçler var Suriye'den. Yani tersine göçler var. 19. yüzyılda vesairede filan var. Birinci Dünya Savaşı yıllarında var. Suriye elimizden çıkarken Anadolu'ya doğru yaşanmış olan göçler var. Bu göçler hem Arap nüfusunun içerisinden var hem Türk-Türkmen nüfusun içerisinden var. Sınır çizilirken bölünmüş olan aileler var, aşiretler var. Sınırın bir kısmı bu tarafında, diğer kısmı diğer tarafta kalmış. İşte Rasul Ayn filan dediğimiz yerler aslında bir ortak yerleşim birimi. Oranın ortasından biz bir sınır geçirmişiz. Propaganda filmi vardı çok güzel. O Suriye sınırını anlatıyor. Şimdi o bir doğal coğrafya. Yani şunu kastediyorum. Herhangi bir ırmakla, dağla vesaireyle bölünmeyen, akrabalık ilişkileriyle insanların birbirine bağlı olduğu, dolayısıyla ticaretin her türlü ilişkinin sürdüğü bir toprağa sınır çizmiş olduğunuz zaman siz pek çok hayatı da parçalamış oluyorsunuz. Şimdi Suriye sınırı bu türden sınırlardan. O güzel görüntülerden birini verdi. Evet, bayramlaşmalar sınırda dikenli tellerin. Bunlar sınır çiz. Bir de şöyle hem o bahsettiğimiz şenlendirme mesela özellikle Suriye'nin 50'li yılları, 40'lı yılları, 30'lu yılları her ne kadar siyasi istikrarsızlık olsa da ekonomik olarak bizden iyiler. Tabii bizden iyiler. Mesela hac yasağının olduğu dönemde Türkiye'de 45-50'li yıllarda ben Halep'te birisiyle tanışmıştım. Oranın ağalarından zengin bir Türkmen. Zengin olmasının sebebini neye bağlıyor? Diyor ki ben kaçakçılık yaptığım zaman diyor buradan hacca gitmek için diyor kaçak yolla gelen hacı adaylarına $100'er işte $50'şer diyor. Ücretle ben kaçırırdım Suriye tarafına diyor. Oradan zengin olmuş adam yani. İşte bu hac meselesi çok önemli. Hac yolu üzerinde. Kaçakla girmişler. Mesela geçmişte. O Hicaz yolunun geçiş noktası. Eğer bir insan Mekke'den Türkiye'ye bir insan şeklinde düşünseniz bunun bel kısmı Suriye'dir. Çok önemlidir yani. Ona o sinirlerin olduğu yerdir. İskan yani. Siyaseti izlemiş tabii. Osmanlı. Mesela Türkmenlerin bir kısmının yerleştirilmesi bu hac güzergahıyla bağlantılı. Yine her yıl gönderilen karakol Sürre alayları vazifesi var. Yapmışlar tabii, hocam. Karakol Türkmenler vazifesi karakol yapmışlar. Vazifesi. Sürre alaylarını, hac kervanlarını korumak için. Onun dışında hocam 50'den sonra giden benim içlerinde en samimi dostlarımın oldu. Bugün izliyorlar bizi. Haber verdiler. Manisalı olup oraya ne zaman yerleşmişler? Atıyorum haca gitmek için Suriye'ye gelmiş, hac vazifesini yapmış. Geri döndüğünde Türkiye'deki siyasi ve ekonomik sıkıntıların zirvede olmasından dolayı oraya bakmışlar. Bura mamur. Burayı evet. Güzel bir yer. Yani ben hatırlıyorum Hatay'dan küçüklüğümde bizim plastik toplarımız dahi Suriye'den gelirdi. Yani formalar, şortlar. Türkiye'de yoktu hakikaten. Sıkıntıydı o 79-80'li yıllarda. O zaman oraya yerleşmişler. Hala bakın bir evleri Manisa'nın Demirci köyünde, işte Aydın'ın bir köyünde aslında kalpleri ve kafaları hala şeydedir. Özellikle Kasyun Dağı vardır. Şam'ın böyle sırtını yasladığı. Kasyun Dağı'na böyle baktığınız zaman binlerce, bakın Türkmen değil bunlar. Türkmen Türk'ü değil. Anadolu Türk'ü bunlar. Tabii. Yani hala anne babası orada yaşayan, gelin göndermiş oraya, damat göndermiş. Böyle bir hala orada o Türkmen Türk mahalleleridir orası. 50'den sonra da çok göç olmuş. Çok doğru. Etkileşim sürekli olarak devam etmiş. Yine bir meşhur demir yolu var. Hicaz demir yolu. Yani. Hicaz demir yolunun en önemli. İlk ayağının oradan olması. Hatta Abdülhamit, ikinci Abdülhamit'in son çalımı. Oradan başlamasının sebebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeye gelince hocam, Şam'a geldiği zaman 12 yaşında ilk şeref kudüm buyurduğu Kadem mahallesi, Kadem ayak ya. Ne derler? Kadem bastın gönül tahtıma sefa geldin sultanım diye de. İlk ayak bastığı yer orası olduğu için
İkinci Abdülhamit demiş ki madem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ayak basmış, ilk istasyonumuz burada olacak demiş. Hicaz'ın ilk istasyonu oradan başlamış, Kadem semtinden. Güzel. Şimdi Osmanlı döneminde de altın çağ yaşıyor. Evet, Osmanlı Şam'a çok önem veriyor. Tabii Osmanlı deyince ve Suriye'den, hani Şam'dan bahsedince benim aklıma elbette Cemal Paşa da geliyor. Evet. Cemal Paşa önemli. Cemal Paşa aslında oraya damgasını vurmuş ama tabii nasıl damgasını vurmuş onu siz takdir edeceksiniz. Aliye Divan Harbi Örfisi var meşhur. Evet. Resimlerini gördüm hocam. Evet. Şimdi tabii konuya dair ben de bir takım okumalar yaptığımda Suriye Savaşları üzerine Ayşe Karabat'ın çıkarmış olduğu, yazmış olduğu bir kitap var. O da enteresan. Şuradan bir bölüm okuyayım, ondan sonra siz de devam edersiniz. Şimdi diyor ki bugün hem Şam'da hem Beyrut'ta şehir merkezinin adı Şehitler Meydanı. Evet. Bu meydanlara adını verense bu ülkelerin kendi iç savaşlarında ya da Fransız mandasından kurtulmaya çalışırken verdiği şehitler değil. O coğrafyada Saffah, kan dökücü lakabıyla bilinen Cemal Paşa'nın astırdığı Arap milliyetçileri. Her iki ülke 6 Mayıs'ta resmi törenlerle bu meydanlarda asılan Arap milliyetçiliğinin 33 öncüsünü anıyor. Zafersiz 33 öncü elbette. Yani Cemal Paşa'nın astırdıklarıyla, evet, Şehitler Meydanı ismini alan bir merkezden bahsediyoruz. Evet. Tabii elbette bugünden bakıldığında hiç sevimli şeyler değil ama işte ne oldu ne bittiyse tarihin o büyük hengamesinin içerisinde olduğu gerçekleşti ve biz Arap milliyetçisi olarak alınan isimlere bakıldığında ve Osmanlı'nın bunlarla ilişkisine bakıldığında aslında Suriye'de resmi tarihin anlattığından da farklı bir yönünün olduğunu biliyoruz bu işin. O da şu, evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılı değişik unsurlar arasında milliyetçiliklerin uyandığı bir yüzyıl. Arap unsur arasında da yine milliyetçilik uyanıyor. Özellikle de Hristiyan Araplar Arap milliyetçiliğinin kıvam bulmasında, kıvam kazanmasında çok öncü bir rol oynuyorlar. Tabii burada bir de bir farklı durum var. O da özellikle Fransa ile kurulan ilişkiler. Fransa ile kurulan ilişkilerin gittikçe böyle bir işte kültürel etkileşim, alışverişim vesairenin filan ötesinde Osmanlı'ya karşı bir hazırlık kıvamına doğru dönüşmesi devletin bu unsurları karşısına bir tehdit olarak görmeye başlamasını beraberinde getiriyor. Ve Birinci Dünya Savaşı şartlarında da biz özellikle bu coğrafyada gerçekten çok acılı şeylerin yaşandığını biliyoruz. Çok acılı çatışmaların yaşandığını biliyoruz. Aliye Divanı Harbi Örfisi de bunun parçalarından bir tanesi. Biraz bu Fransızlarla ve diğerleriyle yapılan işbirliğinin önüne geçebilmek ve disiplini sağlayabilmek amacıyla çok sert tedbirlerin alındığını biliyoruz. İlginç olan şudur, bundan çok daha acıklı hatıraları var aslında Suriye'nin. Yani mesela işte 1927'de isyan çıkıyor, yine Fransızlar Şam'ı topa tutuyorlar. Şam'ın tek bir bombardımanında 5000 kişiyi öldürüyor Fransızlar. Yani bütün bu yaşanmış olan büyük kitlesel kıyımlar, kitlesel facialar dururken tutup da ısrarlı bir biçimde işte Osmanlı'nın o son döneminde Birinci Dünya Harbi'nin hengamesinin o soluğunu ensesinde hissettiği bir dönemde imparatorluğun yaşananların sürekli olarak altının çizilmesi o da manidar. Burada şeyi görüyoruz, yani kimlik kurulurken kimliğin ötekisi olarak kimi görüyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar. Burada ben tabii Fransızların da bir dizayn olduğunu düşünüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çözülüşünün ardından kurulan devletlerin tamamının omurgasına baktığımızda bir gün Türkiye tekrar bu coğrafyalara dönemesin kaygısının çok ön planda olduğunu biz görüyoruz. Bu hem tarih yazımında çıkıyor karşımıza, yani Fransızlar ve İngilizler bu coğrafyada manda yönetimleri kuruyorlar. Burada bir eğitim sistemi bırakıyorlar. O eğitim sisteminin omurgasında da bir tarih yazımı var. Yetişen kuşakların zihninde nasıl bir Osmanlı algısı kalacak, ders kitaplarında nasıl okutulacak, o dönemlerin izi var, teşvikleri var. Arap milliyetçiliğinin kazandığı kıvamda da bunun olduğunu görüyoruz ve hedef saptırılıyor. Gerçekten yaşanan acılar, çok önemli ve büyük acılar, Şam'ın topa tutulması, 5000 insanın öldürülmesi, bunlar unutuluyor ve unutturuluyor.
Çok uzun bir tarihi birlikte yaşamışsınız. 400 yılı. O 400 yıl boyunca işte Türklerin çok büyük hizmetleri olmuş o coğrafyaya. Ama onların hepsini bir kalemde silen bir hatıra, her yıl ritüellerle anılan, tekrarlanan bir şeye dönüşüyor. Tabii burada yine Bağıs'ı konuşmaya başlayacağız. Bağıs'ın yaşadığı iç dönüşümler de çok önemli. Muhakkak. Hocam isterseniz oraya geçmeden önce. Cemal Paşa ile ilgili ben bir şey anlatayım. O şehitlik meydanında. Cemal Paşa, şimdi devletler hamasi duygularla idare edilemiyor. Özellikle Cemal Paşa orada bir devlet gibi artık. Yani bir komutan değil. Orada bir vali değil. Artık bir devlet. Hüküm onda. Zeytin Dağı romanı vardır Falih Rıfkı'nın. Hmm. Yani kalemi güzeldir. Her ne kadar belki tenkit edilir kendisi ama sonraki dönemdeki o kendine belki uymayan hareketlerinden dolayı ama kalemi güzel. Orada bunun katipliğini yapmış Zeytin Dağı romanında. Falih Rıfkı Cemal Paşa'nın katipliğini yapmış. Diyor ki birisi geldiği zaman derdini anlatırdı. Eğer kaşını kaldırırsa vay adamın haline. Kaşını indirirse tamamdır. Yani böyle kaşının oynatmasıyla bir adamın kellesinin gitmesi mümkündü. Şimdi zaten orada Lawrence gibi insanların, Fransızların, İngilizlerin bunlara hürriyet vaatları var. Bu vaatlara binaen bir de siz hala baskı yapıyorsanız baskıyla çok muvaffak olamazsınız. Mesela o şehitlik meydanında bunların özellikle zaten benim bir kullandığım bir cümle vardı oraya gelen insanlara. İslam'ın son halifesi, İslam'ın ilk başkenti olan Şam'da metfun. Sultan Vahdettin orada. Çünkü İslam devlet olarak Şam'ı söylerler Emeviler dönemini. Burada bir şey var. Siz Vahdettin'i mi son halife diyorsunuz? Vahdettin de zaten daha sonra halife öyle halife sayılır mıydı bilmiyorum yani. Necdet Efendi. Orada ben fotoğraflar gördüm. Sultan Süleymaniye Camii'nin hocam o medrese kısmını müze yapmışlardı. Evet. Bu müzede Cemal Paşa'nın yaptıkları fotoğraflarla sergileniyordu. Ben bir fotoğraftan bahsedeyim. Hani diyoruz ya Araplar, ne zaman ki Araplarla bizim böyle bir kalbimiz birleşmeye başlar, Araplar bize böyle bir yakınlaşır, bir yardım ister, hemen bakarız bir şey çıkar. Araplar bizi sattı. Şimdi bakın. Orada bir resim gördüm. Ben bütün kendi vicdanıma da bunu soruyorum, size de soruyorum, herkese de soruyorum. Bir resim var orada. Resim şu. Cemal Paşa'ya bir Nuseyri geliyor. Nuseyri diyor ki, olay nereden kopuyor? Araplardan bazı Suriyeli aşiret reisleri İngilizlerle anlaştı. Size isyan edecekler. Hı. Cemal Paşa itibar eder etmez neyse araştırıyor. Adam diyor ki Lübnan'da Fransız ya İngiliz elçiliğinin şurasında şu odasında saklı bu belge. Belge dümenden bir belge. Cemal Paşa hissi bir insan. Yani hemen duygularıyla hareket eden bir insan. Araştırıyor, bakıyor ki böyle bir belge var. Baskın yapıyorlar Lübnan'a. Birisi diyor ki Lübnan'a diyor Cemal Paşa geldiği zaman her evde bayrak asılırdı. Bakın bu Arap dünyasını iyi tanımak lazım. Yani Arapları bakın samimidir, iyi Müslümandır, tenzih ederim. Hristiyandır veya Yahudidir neyse. Tenzih ederim, dürüst insandır. Midir. Ama bakın bir şey var ki bilmiyorum buradan söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleyin tabii. Arap'ın tersi paradır yani. Tersten okursanız. Hmm. Yani böyle bir terminoloji de vardır. Gerçeği yansıtır menfaat, mı peki? Menfaat bu özellikle liseli yıllarında okuduğum bir simyacı romanı vardı. Çöl kültürünün özelliği şudur. Çöl menfaati esas alır değil mi hocam? Menfaati esas alır. Burada yani diyor ki herkes diyor bayrak asmıştı. Fakat diyor bayraklardan bir tanesi doğru değildi diyor yani. Ya hilalin sağında ya solunda. Bakın Cemal Paşa geliyor diyor herkes evinden bayrak asıyor. Ama bayrakların bir tanesi doğru değildi diyor. Korkudan mı yapıyorlar bunu? Ya tabii ki korkudan yapıyorlar. Menfaatten yapıyorlar yani belli. Ha samimiler vardır bakın tenzih ediyorum. Cemal Paşa. Ama her evde diyorsunuz ya. Her evde. Yani. Tahşidat yapıyor. Bakın tahşidatta bu reisleri buluyor. Bu isimleri buluyor, getiriyor. 15 tane isim. Aşiret reisi bunlar. Bunları bugün Merci Meydanı var. Şehitlik Meydanı da diyorlar. Bağımsızlık Meydanı da diyorlar. Merci Meydanı Şam'ın göbeğinde.
Bu meydanda 15 tane hocam aşiret reisini asıyor. Ve enteresan olan şu, benim anlatmaya çalıştığım o müzede gördüğüm resim. Asılan insanlar üst üste yığılmış, böyle indirilmişler, üst üste yığılmışlar. Hani bir şeker çuvalı gibi, bir efendim bir buğday çuvalı gibi üst üste yığılmışlar. Bizim askerimiz de ne işte bunun fotoğraf çekilmiş. Mesela fotoğrafı nasıl çekilmiş? Tüfek böyle poz vermiş yani. Cesetlere dayanmış, poz vermiş. Ama etraftaki çocukların bakışı, gençlerin bakışı, insanların bakışı, kaşlar çatık ve bir dehşet görüntüsü var. Unutulacak bir an şimdi değil. Şimdi bunu unutmazlar. Meydan bu meydan mı? Merci meydanı. Bizim arkamızdaki meydan mı? Bu mu? Evet, bu meydan aynen bakın. Yıldız Sarayı'nın maketi var o şeyin üzerinde. Yıldız Sarayı ve Yıldız Camisi'nin. Şu ortadaki. Tunç abidenin üzerinde Yıldız Camisi ve Yıldız Sarayı'nın. İkinci Abdülhamit döneminde telgraf ve elektrik geldiği için buraya onu abideleştirmişler. Şimdi Araplar bizi sattı mı satmadı mı? Hep o geçti gündeme. Bunu unutmayın. Reklama gideceğim. Araplar bizi sattı mı satmadı mı? Evet. Aslında ben bu Cemal Paşa'nın tabii ki eğer bir şehir meydanındaki koskoca alan sizin bir paşanızın astırdığı insanlara ithafen Şehitler Meydanı diye anılıyorsa bunun anlatılması gerekiyor. Hoş bir hatıra olmasa dahi. Fakat tabii bu da bu şununla da iletilir. Yani şu beşeri hafıza. Mesela Osmanlı'ya bu insanlar nasıl bakıyordu? Osmanlı'ya nasıl bakıyordu dersen hani Türkiye'ye de nasıl bakıyordu? Çünkü nesilden nesile aktarılacak bir beşeri hafızadan bahsediyoruz. Bunları da konuşalım. Bu Araplar bizi sattı mı satmadı mı hikayesini de konuşalım. Ama madem bu gece biraz Arapları konuşuyoruz, Suriye'yi konuşuyoruz. O zaman reklama bir Arap atasözüyle gidelim. Hani korkuyor muydu Cemal Paşa'dan? Dedik ya, kim ki sizden korkuyor, siz de onlardan korkun. Bence çok güzel. Hakikaten karanlığa açılan kapı korku. Kim ki sizden korkuyor, siz de ondan korkun. Ben bayıldım Arap atasözü. Reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, Suriye'yi konuşuyoruz. Suriye'nin yapısını daha da iyi anlamaya çalışıyoruz. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Mehmet Akif Okur ve tarihçi yazar Erol Çalı ile birlikteyiz. Şimdi hep böyle Araplar dedik ya, tabii izleyici de merak ediyor. Yani Suriyeliler böyle tam Arap mıdır? Suriyeliler tam Arap değil. Arap-ı Muharrebe diyorlar onlara. Araplaşmış Araplar. Çünkü bütün medeniyetler yaşaya yaşaya gelmişler. Özellikle 405 yıl Osmanlı'nın yani bizimle hemdem olmuşlar. Şimdi Arap derken burada kalplere, kafalara yanlış bir şey gelmesin. Arap özellikle hani bizim kardeşlerimiz olarak biz zikrediyor ama ırk olarak zikrediyoruz. Yani bir ayrımcılık, bir kavmiyetçilikten ziyade. Hayır canım, sonuçta onlar, Arap dediğimiz. Araplaşmış Araplar. Mesela sarışın mavi gözlü Suriyeli. Tabii Arap deyince zaten, değil tabii, mi? Koyu tane Suriye'de düşünüyoruz bir devlet normalde. Yok. Suriyeliler diye bir ırk yok zaten değil mi hocam? Bunlar coğrafyanın adı yani. Suriye, hiç tarihte Suriye Krallığı, Suriye Devleti, Suriye
Böyle bir şey olmamış. Dil çok önemli. Yani Arap kimliğinin doğuşunda ve oluşumunda dil ve kültür çok önemli bir taşıyıcı rol oynuyor. Bir de tabii kimlikle ilgili olaylarda işin iki tane yönü var. Bir tanesi bizim sizin demin bahsetmiş olduğunuz antropolojik özellikler. Evet. Bir de asıl aslında bağlayıcı olan kısmı işin subjektiftir. Yani siz kimliğinizi ne hissediyorsanız, kendinizi nasıl görüyorsanız. Bu asıl öyledir. Mıdır hocam? Efendim? Atıyorum ben kendimi İsveçli hissediyorum ama değilim. Yani bu şöyle, asıl olur mu? Durup dururken İsveçli hissedemezsiniz. Yani. Muhakkak orayla bir ilişki kurmuşsunuzdur. Yani ya dilini ya kültürünü bir şeyi benimsemişsinizdir. O toplulukta yani kültürel kimlikle antropolojik kimlik ayrı. Yani şöyle söyleyeyim, hani kültür antropolojinin yine incelediği alanlardan bir tanesi ama işi son tahlilde bağlayan şey sizin subjektif algınız, idrakiniz. Yani siz kendinizi ne hissediyorsunuz tabii. Ama hani bu buyu da tesadüfen söylemezsiniz. Yani kendinize genlere bir kimlik, bulaşmıştır yani. Şöyle bir kimlik izafe edebilmek için ya o kültürü paylaşmışsınızdır ya o tarihi paylaşmışsınızdır. Onun içinde görürsünüz, hissedersiniz. Doğru. Hani o açıdan bakıldığında Arap milliyetçiliğinin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Suriye ve kendilerini o kimliğin içinde yoğun biçimde görüyorlar. Hocam şu ifade doğru mu? Kitapta yazıyor. Göçmen insanlar aidiyet duygusunu tatmin edemeyen Kürtler, Nusayri Aleviler, Yezidiler, Ortodoks Araplar, Türkmenler, Ermeniler, Çerkezler ülkesidir Suriye. Kökü başka yerlerde olup Şam'da açan çiçekleri çölün sıcağında kuruyan ağaçlar ülkesi. Tabii. Şairane böyle bir ifade var. Şairane şöyle, bir ifade mesela karşılıyor mu Suriye'yi? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bizim anladığımız anlamda modern kimliklerin sivrilmesi, parlaması aslında 19. yüzyılın sonundan başlayıp 20. yüzyılla beraber iyice ortaya çıkan bir gelişme. Tabii kesinlikle. Bir şey. Ondan evvel bu bölgenin insanları kendilerini bu kimliklerle tanımlamıyorlardı. Mesela aşiret kimlikleri ön plandaydı. Köylü müsünüz, şehirli misiniz? Bu çok önemliydi. Eğitimli misiniz, değil misiniz? Yani statüler ve akrabalık ilişkileri, aynı zamanda inanışlar, inanışların oluşturmuş olduğu alt kültürler temel belirleyiciliği oluşturuyordu. Zaten yani her topluma bir devlet, her gruba bir devlet algısı, anlayışı bu çok daha modern bir algı ve anlayış. Daha çok insanlar bahsettiğim alt kimliklerin içerisinde kaynakları bölüşmek için birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Yani bir aşiret diğer aşirette otlak kavgası yapıyordu. O yüzden çatışmalar çıkıyordu. Bir grup işte bir başka grupla yine ülkede bulunan kaynakları paylaşmak için mücadele ediyordu. Şehirliler diğer şehirlilerle ticari ilişkiler kuruyorlardı. Oradan kaynaklanan bir ortaklaşma vardı. Osmanlı'nın bölgedeki egemenliğini de böyle anlamak lazım. Yani bu egemenlik bir modern devletin egemenliği gibi değil. Nasıl? Daha çok şehir merkezlerinde sivrilen, temerküz eden bir egemenlik var. Devlet varlığını nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerlerde gösteriyor. Diğer yerlerde de asayişi temin ediyor. Osmanlı Suriye'de özellikle işte Şam merkezli olarak Şam'ın merkezinde yerleşik bulunan Sünni tüccar ve eşraf demiş olduğumuz kesimler bölgedeki Osmanlı egemenliğinin ana omurgasını oluşturuyorlar. Daha sonra Suriye'nin tarihi bu unsurların kendi iktidarlarını yeni dönemde yeni Suriye'de korumaya çalışmalarıyla Fransızların Suriye'nin genetiğiyle oynadıktan sonra ortaya çıkan durum. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü Osmanlı ardılı coğrafyalar bir sömürge geçmişi yaşadılar. Sömürge geçmişi yaşamış olan coğrafya adeta genleriyle, GDO'suyla oynanmış olan bir topluma benziyor. Sömürgeciler bir dizayn yapıyorlar. Yani geleneksel kimlikleri sivriltiyorlar, modernleştiriyorlar. Daha önce belki küçük gözüken ihtilafları parlatıyorlar, onların altını çiziyorlar. Bunu da bir iktidar dengesi yaratmak için gerçekleştiriyorlar. Yani yönettikleri ülkede, bölgede insanlar birbirleriyle çatışsınlar. Gelecekte rakip olarak gördükleri güçler kimler ise ki Türkiye çok önemli bir güçtü. Bir beklenti vardı 20 sene sonra, 30 sene sonra tekrar bu coğrafyalara uzanabilir diye. Çünkü bölgeyle ilişki kurduğunuz tüm geleneksel hatlar varlığını koruyorlar. Bağlar varlığını koruyorlar. Sömürgeciler çekildikten sonra tekrar Türkiye'nin bölge üzerinde bir nüfuzun olabileceği beklentisi vardı. Bunu imkansız kılabilmek için bugünden baktığımızda kodlarını daha iyi çözebildiğimiz pek çok şey yapılmış. Ne yapılmış? Bir kere
bu bahsetmiş olduğum eşrafın gücünün kırılabilmesi için biz azınlık unsurlarının daha fazla parlatıldığını görüyoruz. Bu bir eşitleme mekanizması değil. Bu daha çok ülke içerisinde var olan düzenin ve sistemin kırılması için gerçekleştiriliyor. Önce bölünüyor Suriye. Yani işte Suriye'yi dörde bölüyorlar. Dürziler ayrı bir şekilde örgütlenmeye çalışıyor. Nusayriler ayrı bir şekilde bir i̇şte devlet çatısı Nusayrilere altında. Nusayrilere şeyde devlet kuruyorlar hocam. Laskiye'de. Laskiye'de. Dürzilere Suveyda dediğimiz Ürdün evet. sınırında. Cebeli Dürzü denilen bölge. Sünni Arap olan Müslümanlarla Hristiyanlara Şam'da bir devlet. Halep'te de burası enteresan yalnız. Bugünkü o bir Kürt özellik bölgesi hı-hı. kurulan o kuzeyimizdeki Fransızlar o dönemde dördüncü devlet olarak Kürtler ve oradaki Arap Müslümanlara kurdukları Halep'te bir devlet var. Bunu Fransızlar kurmuşlar yani o dönemde. Kürtlere. Tabii. Fransızlar çekilirken tabii. bu devleti tabii. kurarak çekilmişler. Suriye Kürtleri için de şunu söylememiz lazım. Mesela Suriye Kürtlerini inceleyen önemli doktora çalışmaları var. İtibarlı üniversitelerde batıda yapılmış olanlar. Röportajlar yapmışlar Suriye'de 1950'lerden sonra. Ben kendim görüştüm hocam. Tabii Kürt hareketinin önemli isimleriyle. Yani biz orada bir etnik kimliğe dayalı bilincin Suriye Kürtleri arasında çok geç uyandığını biliyoruz, görüyoruz. Mesela o röportajlarda diyorlar ki biz kendimizi daha çok aşiret kimliğiyle ifade ederdik. İstanbul'dan diyor buraya geldiler 1950'lerde ve Kürt kimliğiyle ilgili ilk aşının Suriye'de İstanbul'daki işte Kürt milliyetçiliğinin isimleri ve çevreleri tarafından aşılandığını Üzerlikle biliyoruz. Özellikle Ahmet Rasim. Evet. Organizasyon gibi. Bakımından da biz mesela Celal Talabani'yi görüyoruz 1950'lerde. Daha yine Suriye'ye geçiyor ve orada bir kısım örgütlenme çabaları var. Bunun anlamı biz milli mücadeleyi yürütürken bu bölgede etnisiteye dayalı bir ayrılık ve farklılık şuuru yok. Aşiretler var ve mesela bir kısım aşiretler milli mücadelenin uzantısı olarak örgütleniyorlar. Şimdi yani bizim, destek veriyorlar. Tabii. Şimdi bu dönem şu bakımdan önemli. Biz milli mücadelenin tarihini Suriye'de yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak okutuyoruz çocuklarımıza. Evet, evet. Yani diyoruz ki Antep savunması var, Maraş savunması var. Peki Suriye'de ne oluyordu? Şimdi Suriye'nin bütününde yaşanan gelişmeler dolayısıyla biz Urfa'yı, Antep'i biraz kolay kurtardık. Çünkü bakıyorsunuz biz milli mücadeleyi gerçekleştirirken Suriye'de de isyanlar var. Ve bu isyancıların bir kısmı mahkemeye çıkarıyorlar. Fransız mahkemelerinin zabıtlarında şey ifadeler geçiyor. İsyancı lider diyor ki ben diyor emri Ankara'dan aldım, silahı Ankara'dan aldım diyor. Şimdi bunun anlamı şu, milli mücadele yapılırken Halep'e kadar bir örgütlenme gerçekleştirilmiş. Ve Fransızlar Suriye'nin genelini kaybetmemek için de biraz Anadolu'dan çekilmişler. Yani o coğrafyayı bütün olarak yutmaya çalışan bir Fransa var. Fakat aşağıda da gücünün kesileceğini görünce kendi sınırlarına doğru Suriye'ye doğru çekilmeyi kabul eden bir Fransa'nın olduğunu görüyoruz. O yüzden milli mücadelenin tarihi eş zamanlı olarak aynı dönemde Suriye'de yaşananlar da gözetilerek yeniden çocuklarımıza anlatılması lazım. Mesela Sakarya Zaferi vesaire filan kazanıldığında Halep bir bayram yerine dönüyor. Ve insanlar Anadolu'ya bağlanmak istiyorlar. Yani Halep ve Şam arasındaki ilişkiler, zamanla kurulmuş olan ilişkiler, geleceğini Halep, milli mücadelenin başarısı görülmeye başlandığında Ankara ile beraber aramak istiyor. O dönemin eşrafının yapmış olduğu tartışmalar var bize uzanan, bugüne kadar gelen. Dolayısıyla bir anda Osmanlı ordusu çekildi ve orayla bizim tarihi bağlarımız, ilişkilerimiz koptu diye bir durum söz konusu değil. Tabii bunu Fransızlar da görüyorlar. Gördükleri için de bölgeyle Türkiye arasındaki ilişkileri koparmak için Türkiye'nin, Osmanlı'nın orada ilişki kurmuş olduğu geleneksel elitleri zayıflatmaya çalışıyorlar ve bir kısım farklılıkları tahrik ediyorlar. Mesela bir ordu kuruyorlar. Levant Özel Kuvvetleri denilen bir ordu. Bu daha sonra Suriye ordusunun çekirdeğini oluşturacak. Levant Özel Kuvvetleri'nde biz özellikle azınlıkların alındığını görüyoruz. Mesela öyle bir hale geliyor ki Suriye ordusu 1950'lere gelindiğinde mesela as subayların %65'i Nusayrilerden oluşuyor. Ki Nusayri nüfus 1920'de yani Fransızlar Manda yönetimini kurduğunda işte bu nüfusun
binde beşi filan şehirlerde yaşıyor. Yani 170 bin civarında bir sayım yapıyorlar. Yalnızca 770 kişi şehirlerde yaşıyor. Bütünüyle kırsal kesimde yaşayan bir nüfus. O nüfusu Fransızlar alıyorlar ve şey yapıyorlar. Bir önemli parçası haline getiriyorlar Suriye'de oluşturmuş oldukları iktidar mimarisinin. Aynı şeyi o zaman özellikle Şam'daki tohumları atıldı bugün. Tabii yani Nusayrilerin değil mi bu kadar azınlık olmalarına rağmen tabii o şeyde, yönetimi ele geçirmiş olması. Şeyde özellikle 1900 özellikle 30'dan sonra Fransızlar bu hocamın bahsettiği şey önemli. Gittikleri yerlerde azınlıkta olan mesela %7 gibi %5 gibi sınıflarla mutlaka kendilerine sadık kalacakları için onunla dengeliyorlar. Çünkü çoğunluk bir gün kendine geldiği zaman sizi takmayacaktır. Ama güçlü yerlere 63'te özellikle Genelkurmay Başkanı Salah Cedid Nusayri olan bu Genelkurmay Başkanı'dır. Onun döneminde belki ona gireceğiz bahsa daha sonra ama askeriye subayların alınması daha da şeyi günümüze kadar belki patlamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. 25 bin nüfuslu bir kasaba var. Bu kasabaya siz 3 tane hakim atıyorsunuz. 3 hakimden o seyri. Yani gözle görülür. Şu yok hocam kanunen. Bir Sünni Müslüman memur olamaz. Bir Sünni Müslüman hakim böyle bir şey yok görünürde. Ama uygulamada olamıyorsun yani. Önün kapalı. Önün kapalı olamıyorsun. Şimdi Suriye deyince bir 23-25 milyon mu nedir? 21 milyon nüfusu vardı. 21 milyon nüfus. 2,5 milyon dışarıya. Hocamın o milli mücadeleden ben bir şey arz edeyim. Mesela bir dakika oturtalım izleyicinin kafasını da benim kafamda da otursun. Şimdi 21 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 14 tane ili vardı. 14 tane il. Nusayriler %8'lik bir. %7,5-8 yani. Tamam %7,5-8'lik bir bölüm. Ama şu anda ordunun işte ve devletin önemli kademelerinde hep Nusayriler mi var? Tabii. Yani en şey hayır bu Genelkurmay Başkanı Türkmen de olabilir. Ama mesela ordunun en kuvvetli operasyon yani kısmı kilit noktalarda Nusayri vardı yani. Şimdi bu gücü bilir. Çünkü Nusayri 60'a kadar ben şunu bir değerli bir hocamdan dinlemiştim bunu. Orada Allah rahmet etsin vefat etti kendisi. Elbuti mi? Evet. Yani onun şeyiyle o şehit olmuştu camide. Şimdi o dedi ki ben dedim hocam mesela bu dedim demokratik açılımları niye yapmıyorlar? Yani onların dedi en büyük korkusu Nusayriler dedi 60'a kadar burası çok önemli. 1960'a kadar antiparantez arz edeyim Türkiye'de de var Nusayri. Fakat Türkiye'deki bizim Alevi dediğimiz kısımlarla Nusayriler karıştırılmamalı. Şimdi biz Nusayri deyince ne anlıyoruz genel itibariyle? Akla ilk Arap Alevisi gibi geliyor. Arapların özellikle şöyle aslında Şia'nın en şirret kolu. Gulat Şia dedikleri. Onu arz ederiz biraz sonra akidelerini. Orada dedim ki bana onu söyle dedi. 1960'a kadar dedi hocam Nusayriler genelde böyle dağlık kesimlerde, şehirde değillerdi. Fakir bir hayat yaşıyorlardı. Genelde onların kadınları, bayanları Şam'da evlerde hizmetçilik yaparlardı. Fakir bir hayatları. 60'tan sonra dedi devletin kademelerinde üst yerlere gelmeye başlayınca mesela Nusayri köylerinden elektrik parası, su parası gibi şeyler alınmazdı. Son döneme kadar alınmazdı. Ödemezler yani. Tabii öyle ayrıcalıkları vardı. Bunlar fakirliği de çok iyi bildikleri için daha sonra ellerine bu imkanlar geçtiğinden dolayı bu imkanların ellerinden alınıp tekrar fakirliğe döneceklerinden ödleri kopuyor dedi yani. Ödleri koptuğu için Esed bıraksa bile dedi Nusayriler bırakmaz. Şöyle bir şey var özellikle etnik çatışmalar çıktıktan sonra biz ona bir etnik kimlik tuzağı diyoruz. Mesela Nusayri toplumunun içinde de Bağız rejiminin işte bu baskıcı bir kısım özelliklerini eleştiren isimler var. Biz bu eleştirileri mesela Hafız Esad'ın ölümünün ardından bir Şam Baharı dönemi vardır. 99'lar dilekçesi yine 1000 kişilik bir dilekçe vardır. Rejim kendisini
rejimin yenilenmesi için bir kısım hak talepleriyle ortaya çıkan aydınlar var, isimler var. Bunların içerisinde Sünniler de var, Nusayriler de var. İşte 2005'te yine bir Şam deklarasyonu ve onun etrafında oluşan bir muhalefet var. Onların getirmiş olduğu eleştiriler var. Fakat çatışma çıkmaya başlayınca iktidarı elinde tutmaya çalışan grup, zümre çatışmayı bir mezhep çatışmasına dönüştürmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyelim, mesela Esed ailesinin baskıcı yönetiminden hoşnut olmayan, Sünni komşularıyla beraber daha özgür bir Suriye'de yaşamak isteyen Nusayri aydınlar vesaireler filan vardı. Fakat çatışma başlayınca ve taraflar birbirlerini artık mezhepleriyle hasım görmeye başladıkları andan itibaren rejim dönüp insanlara fiilen şunu söyledi: ben düşersem hepiniz katledileceksiniz. O yüzden beni beğenseniz de beğenmeseniz de benim ayakta kalmam sizin güvenliğiniz bakımından gereklidir. Ve bir anlamda tutsağına da dönüşmeye başladılar ve artık o saatten sonra Şam rejiminin niteliği, baskıcı olup olmaması vesaire filan bunu düşünmeden insanlar bir varoluş yok oluş kavgası için seferber edildiler. Öyle bir yönü var bu tartışmanın, bu işin. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi Fransızlar niçin yaptılar bunu dediğimizde, Arap milliyetçiliğinin kalbi olarak yani Suriye'nin bağımsızlığını isteyen kesimler Osmanlı'nın geride bırakmış olduğu Sünni eşraf, hem Halep'te hem de Şam'da. Bunlar birbirleriyle bir ilişki ağı kuruyorlar ve Taşra'daki diğer yani Suriye'nin aslında Osmanlı coğrafyasının geleneksel bölünmelerinden bir tanesi de şehirlilik ve köylülüktür. Kırsal kesimle de ilişki kurarak Fransız Manda yönetimine karşı hareket başlatıyorlar. Biz hem isyanları görüyoruz hem de siyasi hareketleri görüyoruz. Partiler kuruluyor daha Manda yönetimi döneminde. Diyorlar ki mesela İngilizler Irak'a bağımsızlığını verdi. Siz niçin Suriye'ye bağımsızlığınızı vermiyorsunuz? Haklarını arıyorlar ve talep ediyorlar. Bu ortamı dağıtabilmek için işte azınlıkları şeyin karşısına koyuyorlar. Bu ana kitlenin karşısına koyuyorlar. Onlarla çatıştırmaya çalışıyorlar. İşte Nusayri ileri gelenleri daha sonra işte bu kurulan devletler tek bir Suriye çatısı altında birleştirildi ve Fransızlar çıkarken tek bir Suriye bırakarak çıktılar. O dönemde başvuruları var Paris'e. Diyorlar ki bu Nusayri devletini ortadan kaldırmayın. Nusayrilere resmen ilk defa Alevi denilmesi Fransız Manda yönetimi döneminde. Bunun da bir temel sebebi var. O da Fransızlar Anadolu işlerine doğru ilerledikleri için buradaki Nusayri nüfuslu Anadolu Alevilerini bir parantez etrafında toparlayarak bir aslında kimlik inşasına girmeye çalışıyorlar. Ancak Anadolu'daki işgal kalıcı olmuyor ve Suriye sınırlarına doğru tekrar geri püskürtülüyorlar. Tabii önemli evreleri var Suriye'nin bu dönemde geçirmiş olduğu 46'da bağımsızlıkla sonrasındaki dönemde. Şimdi 46'da evet. Fransız mandasından kurtuluyorlar. Dünya Savaşı sonrasında resmen kurtuluyorlar. Kurtuluyorlar ama Fransa'nın, Fransızların işte bir dönem İngilizlerin de tabii ki orada etkisi var. Onların kurdukları bir sistem var kendi kafalarında. İşte ileride aman bunlar Türkiye ile yakınlaşır veya işte Osmanlı'nın bırakmış olduğu mirası taşırlar. Ve dolayısıyla bizim hem arayı bozmamız lazım hem buradaki yapıyı tabii kontrol etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kimin kimle düşman olması gerektiğine dair bir oyun kuruyorlar ve tıkır 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 gittikten sonra bile o oyun devamında yürüyor. Doğru anladım değil mi? Şimdi, tamam. Pelin Hocam, Pelin Hocam diyorum. Pelin Hocam, buyurun hocam. Şimdi dünyada bir tane savaş var. Birinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı 1926'da, 39'da çıkan bir savaş. 26'da Birinci Dünya Savaşı tabiri geçiyor. Bakın ikinci olmamış ki. Ama Birinci Dünya Savaşı. O planın bir parçasıdır. Aynı 46'larda yapılan da o planın bir parçasıdır. Şimdi Suriye'deki etnik yapıya baktığınız zaman onun üzerinde duruyoruz. Suriye'de bir, Dürziler var, Nusayriler var, Kürtler var, Türkmenler var, Türkiye'den giden Türkler var, Araplar var ve bir de Avrupa'dan gelen Hristiyan Araplar var. Avrupa'dan gelmişler, oraya yerleşmişler. Kaç parça saydık? 8 mi oldu? Yani tahminim 8-9 var. Ermeniler Ermeni, var. Süryani ruhani lideri orada Mor İvas. Türkiye'de biliyor, ziyaret etmişti kendisini. Pirifani bir adam yani. Böyle bir, onun büyük bir böyle bir enstitü şeklinde manastır gibi bir yeri vardı.
Şimdi bu kadar etnik şeyi buradan baktığımız zaman, Türkiye'den baktığımız zaman şunu düşünebiliyoruz. %7,5'luk Nusayriler burayı nasıl idare etmiş? Veya niye kabullenmişler? Nasıl ikna etmişler? Nasıl ikna etmiş? Bakın hep bu soruyla yola çıktığımız için bir türlü doğru cevabı bulamıyoruz. Peki en kalabalık grup orada? Sünni Araplar, Sünni Müslümanlar ya. Nusayrili kadına bir %9, yönetim kurulmadı Suriye'de. %9 Arap Hristiyanlar var. Tamam. Yani %1 bile değil, yani %1,5 bile değil Dürziler var. %7,5 şeyler var. %78-79 Sünni Müslüman Araplar var. Nasıl kabullenmişler bunu? Ha, biz soruyu yanlış sorduğumuz için, ya bizim penceremizden baktığımız için diyoruz ki ya böyle bir adamı nasıl kabul ederler 40 seneden beri yani. Doğru mu? Bu soruyu sorarız biz şimdi, yani. İki tane şey şimdi ben var. Bakın, böyle var. Bir adamı nasıl kabul ederlerden ziyade hani düşünsenize %80'e yakın bir bölüm var ve %8'lik bir bölüm var. Yani 10 ama katı fazla. Değil şey. Şimdi bakın yani oradaki yani hadise. O zaman %80'lik bölüm demez mi kardeşim? Benim esas burada. İşte tabii, bizim mantalitemizle bakıyoruz. Asıl soru o. Hadise şurada kilitleniyor. Bizim Dürzi'yle de görüştüğümüz arkadaşlarımız vardı. Nusayri de vardı. Hristiyan da vardı. Bunlarla oturup konuştuğunuz zaman, içtimai hayata baktığınız zaman, normal hayatın işleyişine baktığınız zaman dünyanın en emniyetli yeriydi Suriye. Dünyanın en emniyetli yeriydi. Hiç kimse dininden dolayı, mezhebinden dolayı, fikrinden dolayı yalnızca siyasete girmeyecekler. Devleti tenkit etmeyecekler. Ederlerse vay haline. Şimdi ama bir, şunu söyleyeyim hocam, özür diliyorum. O güvenli yeriydi dediğiniz kaç senesine kadar getiriyorsunuz? Ya savaşa kadar. Savaşa kadar. Çok yakın yani. Bakın şunu söylüyorum. Biz şu pencereden bakarsak doğruyu buluruz. Biz İslam penceresinden bakıyoruz. Bu kadar Müslüman nasıl kabul ediyor kendilerini? Fakat hayır, ben İslam penceresinden de bakmıyorum. Genelde Türkiye'de bu soru soruluyor. Hani bir kısım mavi, bir kısım sarı, bir kısım yeşil desek, yani maviler %80 ise, yeşiller de %8 ise, o mavi, evet, o yeşilin hakimiyetini tamam, nasıl kabul eder diye bakalım. XYZ. Bir Suriyeli için önemli olan şuydu. Hocamın aslında kilit noktayı söyledi. Fransızların başlattığı o milliyetçilik akımı var ya. Evet. Adam diyor ki Beşer Esad veya Ahmet bilmem ne, Mehmet bilmem ne, önemli değil. Arap diyor. Yani Araplık üst kimlik, Araplık birinci gelir. Birinci ise gerisi teferruat. Nusayri olmuş, Hristiyan olmuş, Sünni Müslüman olmuş. Benim en çok hoşuma giden noktadan bir tanesi neydi biliyor musunuz orada? Şuydu. Nasıl beceriyorlardı bunu merak ediyordum yani. Daha sonra öğrendim sebebini. Bunlarda şu var hocam. Mesela atıyorum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir karikatür hadisesi oldu Danimarka'da. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Yakın zamanda olmuştu. Evet. O gün Süryani lider, işte Ortodoks lider, Katolik lider, Müslüman lider, müftüler, şeyler, hepsi bir araya geldiler. Hepsi bu olayı telin etti. Hepsi bu olayı kınadı. Ve papaz da kınadı, rahip de kınadı, efendime söyleyeyim, Müslüman da kınadı. Şimdi öyle bir hadisede bir araya gelebiliyorlar ki, özellikle mesela Dürziler bu olaylara çok girmiyorlar. Dürziler Osmanlı döneminde de, Osmanlı'da da hocam, biz Dürzi şehri olan Suveyda'ya giderdik. Suveyda'da o Dürzilerin enteresan bir davranışı vardı. Osmanlılar döneminde vergi memuru geldiği zaman anlatanlar diyor ki burada Dürziler diyor yılda bir defa bir araya gelirdi. Yılda yani aynı şeyi düşünürlerdi. O da Osmanlı vergi memuru geldiği zaman. 12 kabileydi bunlar diyor. 12-13 kabile. Osmanlı memuru geldiği zaman toplanırlardı, ağız birliği yaparlardı, vergiyi vermezlerdi diyor. Osmanlı subayı giderdi, vergi zabiti giderdi. Ondan sonra birbirlerine girerlerdi. Şimdi şunu söyleyeyim hocama, belki başka bir şeyden bahsedecek hocam. Orada Kürt kardeşlerimiz de vardı bizim. Filistinli kardeşlerimiz de vardı etnik olarak. Genelde hocam biz yani bir kafede çay içtiğiniz zaman, bir lokantada yemek yediğiniz zaman genelde garsonlarının, çalışanlarının %99,99'u Kürt kardeşlerimizdi.
Gelirlerdi, bize işte fotoğraflar gösterirlerdi. Konuşurduk mesela. Türkçe de biliyorlar. Türk televizyonları seyrediyorlar Türkiye'den. Bunların bakın, buradaki bizim doğudaki kardeşlerimizin de bilmesi açısından söylüyorum. Suriye'de bir Kürt kardeşimizin kimliği yoktu. Kimlik vermezlerdi. Pasaportu yoktu hocam. Yurt dışına çıkamazdı, devlet memuru olamazdı. Filistinliler de öyle. Ama varlıkları biliniyor ve orada var yaşamlarını sürdürüyorlar. Bunlar var. Ama bunlar... Tabii siz buranın insan değilsiniz. 1960'larda bir nüfus sayımı var. Ve işte o zaman 100-120 bin civarında Kürt'ün nüfus kayıtlarını siliyorlar. Diyorlar ki sizin burada bir alakanız yok. Bu Rasul Ayn'dan Irak sınırına kadar bir Arap kuşağı oluşturma projesi var. Bazısının o dönemlerde Türkiye sınırına ve bir kısım Arap aileleri kuzeye doğru göç ettiriliyor ve öyle bir özel kuşak oluşturmak için bir kısım faaliyetler var. Şimdi bu Nusayri kısmını yalnız benim anlatmam lazım çünkü tamam. Anlaşılmıyor Türkiye'de. Şimdi şöyle bir şey gerçekleşiyor. 1963 darbesi var. Bağız'ı iktidara taşıyan darbe. Bu darbe aynı zamanda Bağız'ı da dönüştürüyor. Yani Bağız bir Nusayri kliğinin elinde olan bir şey değil. Arap Milliyetçiliğinin önemli organizasyonu. Fakat bu parti kendi içinde dönüşüm yaşamaya başlıyor, parçalanıyor. Önemli isimler var. Zeki el-Arusi bunlardan bir tanesi. Nusayri kökenli. Bağız'ın Michel Eflak'ın önüne geçerek önemli ideoloğu haline dönüşüyor. Şimdi aslında Bağız'ı anlatmadan bilmiyorum. Tabii. Buraya gelmek uygun olacak mı? Şöyle aman şeyi konuşmuşsak tamamlamak için Bağız'ı anlatmayacağım. Tamam. Yapıyı ortaya koyacağım. Şimdi Hafız Esat'ın kurmuş olduğu bir sistem var. O sistemin özünde de şu yatıyor. Bir kere bir ortak düşman seçiliyor. Yani Arap milliyetçiliği ana çatıyı oluşturuyor. Seçilen ortak düşman da İsrail. İsrail ile yaşanan çatışma Suriye'yi bir güvenlik devletine dönüştürüyor. Onu da anlatacağız ne oyunlar evet. Döndüğünü. Ve o güvenlik devleti algısı bir ortak kimliğin şekillenmesini sağlıyor. İkinci olarak da sistemin güvenlik aygıtının merkezine yani işte polise, istihbarata vesaireye filan kendi kliği ve işte onu saydığı çevreden isimleri yerleştiriyor. Ancak Sünni tüccarlarla mesela Şam ahalisiyle çok iyi ilişkiler kuruyor. Hem mevcut olan iş adamlarını, Sünni zenginleri rejime eklemliyor. Hem de kendisi, kendi rejiminin etrafında bir iş adamı grubu kuruyor. Bir de Bağız Partisi bir kır partisi olarak örgütleniyor. Yani Suriye kırsalında fakir kesimleri sistemle buluşturan, sistemin merkezinde biriken rantı bir anlamda çevreye aktaran bir aracı olarak örgütleniyor. Bağız Partisi üzerinden de yine kırsaldaki Sünni kitlelerle ilişki kuruyorlar. Şimdi bunun ne kadar etkin bir sistem olduğunu biz belki konuşacağız. İşte o Hama'daki katliam sırasında görüyoruz. Mesela Şam'da bir kıpırdanma görmüyoruz Sünni nüfusun arasında. Yani Hafız Esad Müslüman kardeşlerinin üzerine giderken biz Şam'da bir ciddi kıpırdanma görmüyoruz. Yine kırsal bölgelerdeki o Sünni kitleler arasında ciddi bir kıpırdanma görmüyoruz. Bir de başka bir şeyi daha yapıyorlar. O da Sünni İslam'la devlet sembolik düzeyde çok iyi ilişki kuruyor. Yani camiler yaptırıyor, ondan sonra siyasete bulaşmadığı müddetçe İslam din adamlarının önü... Tabii, İslam devleti diyebiliyorlar. İslam devleti diyorlar. Din adamlarının önü açılıyor, yani görünürlükleri var. Dolayısıyla hani bu rejim, ben bir azınlık rejimiyim, sizi azınlık olarak yönetiyorum ve herkesi dışlıyorum diyen bir rejim değil, öyle algılamamak lazım. Rejimin ana omurgasında Hafız Esat'ın akrabalarından oluşan bir şey var, bir klik var. Buna biz patrimonyalizm diyoruz aslında. Neopatrimonyal bir sistem bu. Kişi kültü üzerinden kurulan ve kişinin akraba çevresinin işte o Nusayri kliğe azınlığa doğru genişlediği sistemin merkezine oturduğu, yerleştiği bir sistem, bir yapı. Bu siz dediniz ya. Evet, ama o yapı eklemliyor yani ilişki kuruyor geniş Sünni kitlelerle. Şimdi de. O geniş Sünni kitlelerle ilişkisini kurarken ya da onlara bir takım bilmem belki koltuk veriyordur, işte yani makam veriyordur, etkinlik alanı tanıyordur. Bunda samimi mi? Yani yoksa şimdiden yönetemezsiniz hani o ülkeyi başka köklerini, türlü. Salana kadar uyguladığı bir politika gibi mi görmemiz şöyle, gerekiyor? Yani o insanlar bu ülkede yaşıyorlar ve siz başka türlü o ülkeyi yönetemezsiniz. Hem yönetemezsiniz hem de kendi güvenliğinizi garanti altına alamazsınız. Olamaz. Fakat bunun altında buna göz yuman, yani bu zulme de göz yuman
bu Nusayrilerin üzerine atıp da hemen kurtulmamak lazım. Bu zulme de göz yuman maalesef çok ciddi Sünni Müslümanlar var. İş adamları var. Onun yanında. Şimdi zulme gelinceye kadar aslında anlamaya ihtiyacımız var. Şimdi böyle daldan dala atlıyoruz gibi bir hissiyata kapılıyorum. O yüzden de üzülüyorum. Evet, nasıl bir azınlık partisi olmadığını ya da bir azınlık politikası uygulamayacağına dair iknası hangi yöntemle nasıl olduğunu cevabını verdik. Ama burada oturtmamız gereken, anlamamız gereken şu da var. Hem bir taraftan bu Baas ideolojisi, Baas fikri kimler tarafından ne şekilde kuruldu ve onun arkasından hem Hafız Esad'ı, işte o Esad ailesini dünyaya kazandırdı diyeyim artık hangi cümleli yani. Girdi ortaya, literatüre girdi. Literatüre yani. Girdi ama bir taraftan Saddam Hüseyin de literatüre girdi ve orada da bir Baas'tan bahsediyoruz. Şimdi bunu konuşacağız ama oraya gelinceye kadar şu Nusayrileri daha bir güzel bence sindirelim. Şimdi Nusayriler Arap Alevisi diye biz biliyoruz ama bugün Türkiye'de yaşayan Alevilerden bambaşka bir inanışa tabii, sahip farklı. Olduklarını okudukça anlıyoruz. Nusayriler neye inanıyor? Nusayriler özellikle 9. asırda çıkmışlar bunlar. Yani zaten mezhebi kuran kişi Muhammed bin Nusayr diye birisi. Bu Hazreti Ali'nin ölmediğine, onun ilah olduğuna inanıyor. Ortaya attığı fikir bu. Yani Nusayri deyince bunlara Alevi ismi takmalı Alevi olmuyorlar. Çünkü Türkiye'deki Alevi kardeşlerimiz bizim Hazreti Ali'ye muhabbetten dolayı Alevi ismini alıyor. Sevgisinden dolayı bunlar Hazreti Ali, yani ben Nusayri bir eve de misafir oldum. Bunların tabii en çok iki türlü hayatları var Nusayrilerin. İki türlü hayatı. Bir, diğer mezhebin dışında insanlarla yaşadıkları bir hayat var. Takiye olarak yaşadıkları bir hayat var. Bir de kendi iç bünyelerinde yaşadıkları bir hayat var. Bunlar Ali Nusayri'nin tüm metinlerini tabii. biz bilmiyoruz. Yani bunlar yani. Kitab-ül Mecmu diye. Hala. Tabii hala. Tabii. Bunun yani, üzerine yapılmış olan çalışmalar var. Doktora tezleri falan var. Sızan bilinen bir kısım metinlerden hareketle. İçeriden birisi sızdırırsa çünkü mezhep çok katı. 15-16 yaşına gelen bir erkek, kadınlara anlatmazlar çok Nusayriliği. 15-16 yaşına gelen bir erkek çocuğunun elinden babası tutar, bir Nusayri dedenin yanına götürür. İki tane adamın şahitliğinde der ki artık akıl bali oldu, mezhep telkin edilir bunlara. Yani mezhebin Kitab-ül Mecmu dedikleri bunların 17 sureden oluşan böyle bir kitapları var. O da şeyin yazdığı, El-Hasibi'nin yazdığı o asırda. Bu kitabı yani okuturlar. Yani Kur'an'dan da sureler Kur'an'dan farklı. Değil. Farklı bu. Kur'an'dan farklı. Bu kendilerine takdim edilir. Çocuğa bu okutulur. Ve bu çocuğun o adamın huzurunda, dedenin huzurunda şu söylenir ona. Eğer bu mezhebin sırrını dışarıda ifşa edersen bu iki kişinin huzurunda sen ölümle cezalandırılacaksın. Çocuk korkutulur yani bundan. Ve bu zaten, gerçekten yapılır mı peki? Bu yapılıyor. Yapıldığı için de ifşa edilmiyor dışarıya. Ama 16 yaşına kadar çocuk zaten o aileden geldiği için bunu bir din olarak alıyor yani. Çocuk bana gizli bir şey telkin ediyorlar diye düşünmüyor ki. Bunu bir namus olarak, bunu bir şeref olarak, bunu bir din olarak alıyor. Bunlar Hazreti Ali Efendimiz'e böyle bir yakıştırmaları var. Ondan sonra bunlar Peygamberimiz nereye koyuyor o zaman? Onlara göre Hazreti Ali Allah olarak tecelli etti. Hazreti Muhammed şeklinde göründü. Selman'la ona ulaşılır. AMS diye formülleri var. Yani Ali, Muhammed, Selman diye. Mesela bizi kim yarattı diyor? Ali bin Ebi Talip. Hazreti Ali bizi yarattı. Peki Ali'nin ilah olduğunu nereden anlıyoruz? Kendi söz ve fiillerinden diyor. Bunu söylüyorlar çocuğa. Hani bizim kul huvallahu ehad, Allahu samet diyor Allah. Yani doğmamış, doğurmamıştı. Allah birdir akidemizi bunlar. Hani Suriye Nusayriler yalnız. Bakın Türkiye ile karıştırmayalım. Suriye'deki Nusayriler Ali doğmamıştır, doğurmamıştır diye. Bu şu anda bizim Türkiye'deki fıkıh kitaplarına, mezhep kitaplarına da geçmiş malumatlardır bunlar. Ha ben gittim, misafir oldum. Bir aileye gittim Şam'da. Askeriyede pilotluk yapan bir Nusayriydi. Şam'a gelen, yerleşen, burası enteresan hocam. Mesela dağlık kısımda kalan Nusayrilerde bu sabit fikir devam ediyor. Ama
Şam'a gelen Şam kültürü diye bir kültür oluşmuş Suriye'de. Şamlı derler mesela. Yani modern gibi. Şam'a gelen Nuseyrilerde böyle bir yumuşama vardı. Hani oruç tutmaya başlamışlardı mesela. Ben gördüm bunu yani. Namaz kılmaya başlamışlardı. Biraz böyle bir farklılaşma var. Şam'daki o yerleşik hayattan kaynaklanan. Bir enteresan bir şey anlatayım. Belki bu konuya daha farklı bir şey getirecek. Bahsettiğim bu İslam alimi hocam, Laskiye'de diyor derslere giriyordum. Bakın enteresan bir şey. Belki bahsettiğim hocam dediği Elbuti, Said Ramazan Elbuti, en önde gelen fıkıh alimlerinden kelam alimi, biri fıkıh alimi. Ve öldürüldü. Evet, camide bombalama eyleminde. Laskiye'de diyor hocam, belki seyircilerimiz de dinlenmiş olurlar yani. Laskiye'de derslere giriyordum diyor. 70'li yıllarda. Ben diyor üniversiteye gidip ders veriyordum. Fakat diyor hep diyor kaldığım otelin kapısına bir genç gelirdi. Beni davet ederdi evine. Ben de gitmezdim. Onun diyor Nuseyri olduğunu biliyordum diyor. Geldim diyor üniversitede hocalara sordum. Dedim ki ya bu adam beni davet ediyor. Dediler ki o Nuseyri'dir, sakın evine gitme. Ama o hocam öyle biri değil. Yani fikirinden dolayı insanlar yargılayacak bir adam değil. Sonra neyse o arkadaşlar ayıp olmasın diye diyor gidemiyordum diyor yani. Bir gün diyor yolculuk esnasında otobüsle gelip gidiyorum. Yolda diyor otobüs bozuldu. Bir Laskiye köyleri, yanında Nuseyri köyü, Türkmen köyleri de var ama Nuseyri köyleri. Orada diyor bozuldu, hava sıcak. Dediler ki 2-3 saat sürer, ben de bir köye girdim diyor bir şey içmeye. Baktım yakın diyor yani, bir gazoz gibi bir şey alıp içeceğim. Orada yaşlı bir kadın diyor, 80-90 yaşında, Nuseyri bir kadın. Orada oturmuş bakkalın önünde. Beni diyor görünce, böyle kisve giydikleri için ulema orada, alim elbisesi. Beni görünce dedi ki evladım sen dedi alim misin dedi. Ben alimim dedim. Sen dedi İslam'ı mı anlatıyorsun millete? Evet dedim yani. Oğlum dedi anlatın dedi, bizim gençlerimize de anlatın dedi. Bak biz dedi cahil kaldık, bir şey anlatmadılar bize. Kadın hiçbir şey bilmiyoruz dedi yani. O zaman döndüm geldiğimde diyor üniversitede. O çocuğun diyor bir daha gel. Ben her geldiğinde o çocuk otelde beni davet ediyordu diyor. Bıkmadan usanmadan. Geldi tekrar, dedim ki oğlum tamam evine geleceğim senin. Çocuk diyor bir koştu, genç, evli barklı bir çocuk. Geldim diyor çocuk, dedim aşağıda bekle beni. İndim, beni aldı evine götürdü. Evinde diyor bayram havası var. Hanımı diyor koşturuyor, çocuklar koşturuyor falan. Buti evine gelmiş. Türkiye'de yanlış tanıdıkları için ben bu hocam anlatıyorum. Ondan sonra neyse diyor, ya kitaplığına baktım diyor, Fizl-i Halil Kur'an var diyor. Yani Seyyid Kutub'un tefsir kitabı. Seyyid Kutub yasaktı. İhvanın liderlerinden sayıldığı için. Hasan el-Benna gibi, Seyyid Kutub gibi, Said Hava gibilerin eserleri yasaktı. Şam'da evinizde bulundurmanız kelle gitti. O derece tabii, yasaktı. Yani o derece yasaktı. Ama diyor baktım diyor Seyyid Kutub'un şeyi, Fizl-i Halil Kur'an var. Dedim ki evladım bu Seyyid Kutub'un değil mi? Evet hocam diyor, biz okuyoruz diyor. Sonra diyor çocuğunu çağırdı. Bakın Nuseyri bir aile. Çocuğunu çağırdı. Dedi ki oğlum Vedduha'yı oku bakayım, okuttu. Şunu oku bakayım, bunu oku bakayım. Çocuk ama diyor, o zaman Nuseyrilik de yani bu kadar da sıkı bir sistem değilmiş demek ki. Bakın bu şehirleşenlerde, bu umumi değil tabii, bakın bu şey yapmamak lazım. Şehirleşenler de farklı hocam. Peki şimdi Esad ailesinde şehirleşenlerden biri olarak anlamamız gerekmiyor mu? Esad'ın hanımı Türk. Orada mesele iktidar. Esad'ın hanımı Türk hocam. Tamam. Esma Esad, Itri, Itri'lerin torunu, bizim bestekarımız, meşhur beste Mustafa Itri. Bizim Itri'nin torunu. Tabii Itri'nin torunu. Soy isimleri Itri bunların. O yüzden hani kimlikleri konuşurken orada o hassasiyeti göstermek lazım. Burada kimlikler ya da inanışlar hani tartışma konusu yapılan ya da problem edinilen şeyler değil. Bunların bir iktidar oyununda araçsallaştırılması söz konusu. Yani işte Nusayriliği kendisine bir dayanak olarak gören bir rejim var. Suriye'de oluşmuş olan bir rejim var. Ve o rejim bir türlü evrilmiyor. Yani nasıl evrilmiyor? Mesela Beşar Esed'in iktidara gelişiyle o geçiş sürecinde bir kısım ümitler bağlandı. Acaba işte Suriye değişebilir mi, dönüşebilir mi diye. Değişmesi ve dönüşmesi için de çok sayıda fırsat vardı aslında. Fakat bu iktidarı koruma arayışı, arzusu bir türlü çok partili hayata geçiş yönünde yapılan çağrılara
kulak tıkanmasını beraberinde getirdi. Bu rejimin en kötü tarafı o. Eğer o kaygı olmasaydı, yani bir azınlık omurgasına dayalı sistemin o ana iskeletini koruma arzusu, ihtirası olmasaydı, Suriye Arap coğrafyası içerisinde belki bu Arap Baharı dalgasından da önce kendi reformunu gerçekleştirebilecek altyapıya sahip olan ülkelerden bir tanesiydi. Çünkü gerçekten önemli bir entelektüel birikimi var. Suriye'de ciddi üniversiteler var. İşte anlattık, çok önemli bir tarih ve medeniyet merkezi başından itibaren. Etrafı değişmiş, şartlar değişmiş, soğuk savaş bitmiş, Orta Doğu'da bir yeni düzen, yeni rüzgarlar esmeye başlamış. Türkiye ile işte ve arasında örmüş olduğu o düşmanlık duvarları yıkılmış. PKK meselesi vesaire filan dolayısıyla dünyaya entegre olmaya başlamış Türkiye üzerinden. Yani birçok kanal açılmış. Artık daha eğitimli bir nüfusu var, genç bir nüfusu var. Yani daha pozitif bir reform süreci için her şey varken o iktidarı bırakmama, seçime sandığa gidildiği zaman işte çoğunluğun yeni partilerle, yeni siyasi aktörlerle iktidara gelmesi korkusu, kaygısı birden her şeyin önünü kapattı ve biz maalesef o belki Orta Doğu'nun yıldızı olabilecek, parlayabilecek olan ülkeyi konuşuyor olacaktık burada. Yani 3-4 sene evvel bir başka yola sapılmış olsaydı ama şimdi baktığımızda bir harabe görüyoruz. O yüzden onun altını çizelim izleyicilerimiz için de. Bizim burada konuştuğumuz, tartıştığımız ya da problem edindiğimiz insanların hani kültürel kimlikleri değil, o kimliğin bir iktidar mekanizması için Suriye'de araçsallaştırılmış olması. Umarız o bataklıktan çıkıldığını görürüz. Mesela bu gelenler var ya buraya, Suriye'den gelen göçmenler. Bakın, Suriye'de dilenci yoktu Belin Hanım. Dilenci olmazdı. Yani ben çok üzülüyorum. Şöyle, bizim insanımız da bunlara bakarken bu gözle bakmamalı. Yani hakikaten yoktular. Bunlar ekmeğini taştan çıkaran insanlardı. Evsiz kimse yoktu. Herkesin bir evi vardı. Bunlar bir imtihan yaşadılar. Bir zalimin elinden kaçıp geldiler buraya yani. Mecburen canlarını kurtardılar. Dostlarımız da geldi. O zaman hakikaten hocamın dediği gibi Suriye özellikle son dönemde, bakın Ürdün, sadece Suriye değil, Ürdün, Lübnan ve Suriye. Türkiye onlar için idol bir ülkeydi. İdoldu. Yani beni insanlar bizim müziklerimizi dinlemeye başlamışlardı. Bunların hepsini size anlattıracağım. Şimdi yine reklama gitmem gerekiyor. Reklamdan sonra hem bu bağ nasıl kuruldu onu konuşalım. Hem Hafız Esad'ın yükselişini konuşalım. Siz az önce Elbuti'den bahsettiniz ya. Ayşe Karabat kitabında bir enteresan hikaye anlatıyor. Şimdi Emevi Camii'nin birleştirici, sınır aşan etkisini keşfetmiş Hafız Esad diyor. Ve dini inançları bunu gerektirmediği halde cuma namazını Emevi Camii'nde kılarmış. Şimdi bunlar da Nusayri bir aile ama sizin dediğiniz gibi hani kentleşmiş, kentte oturan Nusayrilerden. Bir takiye de tabii var. Yani onu da, o da olabilir. Şimdi diyor ki 79 yılında tanıdığı Said Ramazan Elbuti'nin sık sık hıçkırıklarla bölünen hutbelerini doğrudur. Tam da minberin dibinde bağdaş kurarak dinlerdi Hafız Esad diyor. Ve Buti'nin yakın çevresini anlattığına göre sünnileşme temayülü içindeydi. Oğlu Beşar'ı da özel olarak Buti'ye emanet etmiş ve onun iyi bir Müslüman olarak yetişmesini rica etmişti. Enteresan değil mi? Bir kısa reklam arası verelim, ondan sonra Bağs'a girelim.
Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Suriye'yi daha da iyi anlamaya çalışıyoruz. Suriye'nin şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Mehmet Akif Okur ve tarihçi yazar Erol Çalı ile birlikteyiz. Şimdi Bağız, Bağız, Bağız dedik. Orta Doğu'ya damga vuran. Nedir Bağız? Bağız. Evet, nedir Bağız? Nasıl kuruldu? Bağız. Diriliş demek. Diriliş. Yeniden doğuş. 1940'larda kuruluyor Suriye'de. Birkaç parça halinde kuruluyor, sonra birleşiyor. Önemli isimler var kuruluş döneminde. İşte Michel Efrak bunlardan bir tanesi. Zeki El Arsuzi yine bunlardan bir tanesi. Michel Efrak'ı da söyleyelim hocam. Annesi Kıbrıslı bir Yahudi, babası da Lübnanlı bir Süryani. Süryani. O yüzden seküler Arap milliyetçiliğini merkezine alıyor. Önemli bir sloganı var. İşte birlik, özgürlük ve sosyalizm. Evet. Bu slogan etrafında Arap milliyetçiliğini merkeze alan bir örgütlenme. Ey Araplar birleşin. Tabii, mi diyor? Ey Araplar birleşin diyor. Mesela Suriye'yi veya diğer küçük parçaları Arap milletinin bütünü olarak kabul etmiyor. O yüzden örgütlenmesine falan bakıldığında mesela Suriye'deki Bağız Partisi'nin kongresine bakıldığında, merkez komitesine bakıldığında burada hep bölge ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Mesela bölge komutası gibidir. O merkez komitenin içerisinden çıkan bir komuta merkezi vardır Bağız'ın. Tüm Arap dünyasını bir ulus olarak kabul eder. Ve Suriye'yi o Arap ulusunun bir bölgesi olarak görür. Tabii kendi içinde evrimi var Bağız'ın. Başlangıç ilkeleriyle daha sonra geldiği yer arasında farklılıklar var. Dönem dönem yani sosyalizm her zaman önemli olmuş ancak ona bir Arap rengi verilmeye çalışılmış. Bazı dönemlerde daha çok bizim bildiğimiz klasik Marksizme yanaşılmış. Bir dönem işte Suriye'deki Suriyeli komünistler çok etkin olmuşlar Bağız üzerinde özellikle bu 6. Kongre döneminde. Daha sonra Bağız'ın bir başka kanadı onları tasfiye etmiş. Ve 1963 darbesi onun ardından askeri komitenin işe el koyduğunu görüyoruz. Yani Bağız'ın tarihinin içerisinde bir solla kurmuş olduğu ilişki, kendisi sosyalizmi vurgulamasına rağmen daha klasik Marksist, Sovyet tipi Marksistlerle kurmuş olduğu ilişki ve tartışmalar var. İki, bir de sivil ve askeri kanat arasında yaşanmış olan önemli tartışmalar var. Michel Efraklar filan bunlar sivil kanadı oluşturuyorlar. Hafız Esatları ise daha sonra Bağız'ın içinde kurulmuş olan bir askeri komite var. Bunlar zaten darbeyi gerçekleştiriyorlar. Ve Bağız'ın evriminde bir askeri kanadın sivilleri tamamen tasfiye edişini Hafız Esad iktidarıyla beraber 1970'ten itibaren de bir tek adam düzeniyle Suriye'de üç ayaktan birine indirgeyişine şahitlik ediliyor Bağız'ı. Bağız, Hafız Esad'ın başkanlık sistemi ve ordu üçlü bir saç ayağıyla ülkeyi yönetiyorlar. Şimdi bir tabii Mısır'la birleşme deneyimi var. Bir Birleşik Arap Cumhuriyeti kuruluyor 1958'de. Sonra 1961 darbesiyle dağılıyor. O yine ideolojisi üzerinde etkili oluyor. Yani Nasırcılık Arap ulusunun birliğini bir fiili birlik olarak algılıyor. Yani tek devlet olalım arayışı çabası. Fakat bu deneyim bir kısım sıkıntılar yaratıyor. İşte Mısırlı uzmanlar Suriye'ye geliyorlar, belirli devlet pozisyonlarına yerleşiyorlar. Bunların doğurduğu bir kısım tepkiler ve tartışmalar var ve bu işi yürümeyeceğini görüyorlar. Yürümeyeceğini görünce ayrışma yaşanıyor. Mesela Nasırcılar yine Bağız'ın içerisinden dışlanıyorlar. Onlar bir ayrı klik olarak örgütlenmeye başlıyorlar. Ve biz Arap coğrafyasında bir taraftan aynı şeyi savunmalarına rağmen yani Nasırcılar ve işte Bağız Partisi artık farklı örgütlenmeler olarak birbirleriyle rakip hale gelen yapılanmaları görüyoruz. Peki şimdi Bağız dediğimiz zaman? Suriye'den ibaret değil tabii. Suriye'den ibaret değil ve Arap milliyetçiliğini temel Arap milliyetçiliği, alıyor. Sosyalizm, yani böyle İslamiyet'tir falan böyle dini sadece araçsal araçsal olarak yaklaşımı var. Figürler var. Bu zaten şeyle de başlamıyor hocam. Michel Efrak, yani Faysal Suriye'ye geldiği zaman Suriye'de bir hitabı var. Hani Arap milliyetçiliği daha eski. Enteresan bir şey hocam. Yani tabii. Bu bir müminin, bir Müslümanın diyebileceği bir kelime değil. Bakın kelime şu, cümle şu. Bizler
Muhammed'den önce de Arap'tık. Aleyhisselatü Vesselam da demiyor. Tabii. Şimdi bu öncesinden gelen bir şey aslında. Bir hani hocamın bahsettiği kimlik arayışının özellikle 20. yüzyılın başlarında Araplar da kendisine bir böyle bir hani kültürleriyle tanışmışlar, tarihleriyle tekrar tanışmışlar. Ama Bağız'la birlikte bu argümanlar daha da tabii yerine oturmaya başlamış. Bağız'ın içerisinde şunu anlamayalım. Sadece Nuseyriler yok. Bağız'ın içerisinde Hristiyan Araplar var, Süryaniler var, Nuseyrisi var, Dürzisi var, Sünni Müslüman, hepsi var yani. Zaten olaylar başladığında bizim hani oradaki elçilik mensuplarıyla görüştüğümüzde olaylar başlamamıştı daha. Birisi dedi ki hocam dedi biz Mısırlı bir elçilik mensubuyla görüştük. Dedi ki Mısır'da bu olayların başlamaması için en az 100 tane sebep var. İhtimal vermiyorlardı. Hele Suriye'de kıyamet koparsa olay çıkar derlerdi diyor. Yani böyle bir şeylere duyduk biz. Bu Bağız'ın o diktatörize yapısını kabul etmelerinin sebebi, içlerine sindirmelerinin sebebini de şöyle izah ediyorlardı. Oradaki iş adamları ve politikacılar. Diyorlardı ki 1940'tan sonra 50'lere kadar veya 60'a kadar o kadar ihtilal var ki her 3 ayda bir ihtilal var. Her 4 siyasi ihtilallerde ticari, 46 ile 56 tabii, arasında 20 bakanlar kurulu değişiyor, 4 anayasa değişiyor. Yani bu Suriye'de istikrarsızlık diyor hocam artık darbeler, bizi bunalttı. Her gelen bir anayasa yazıyor. Hafız Esad da darbeyle geliyor. Tabii. Da darbeyle geliyor. Nasır bir darbe daha yapıyor. Bunların şeyi enteresandır. Arap dünyasının liderlere bakışı çok farklıdır. Liderlerin de insanlara bakışı. Bir arkadaşım diyor ki hocam havalandan indim diyor Mısır'da. Beni diyor birisi çağırdı orada free shop'ta mı dedi ki ya dedi biz yeni tanışıyoruz. Biz de Firavun'un kırbacına alışmışız dedi. Böyle demokrasi memokrasi çok bilmeyiz dedi yani. Şimdi orada Hüsnü Mübarek'le alakalı bilmiyorum bir espri var anlatayım mı? Lütfen. Yani. Hüsnü Mübarek hocam diyor ki ben mi cesurdum diyor Nasır mı cesurdu? Bu çok komik bir şey aslında. Orada diyorlar ki efendim diyorlar siz daha cesursunuz. Olur mu diyor. Nasır diyor Amerika'dan korkmuyordu diyor yani. Ama diyor o Sovyetlerden korkuyordu. Neyse artık kendi cesaretten diyor peki ben mi cesurdum Enver Sedat mı cesurdu? Efendim tabii ki siz diyor yani. Olur mu lan diyor Enver Sedat diyor işte Amerika'dan Sovyetlerden korkmuyordu ama Amerika'dan korkuyordu efendim diyor. Siz diyor Amerika'nın da korkmuyorsunuz diyor. Bu biraz daha artık kendine bir şekil vermeye başlıyor yani Hüsnü Mübarek anlıyor ki iş daha büyük yerlere gitmesi lazım. Peki diyor Hazreti Ömer mi cesurdu ben mi? Diyorlar ki efendim tabii ki siz yani. Olur mu ya diyor koca Ömer diyor yani cihanı titreten Ömer. Efendim diyor Ömer diyor Allah'tan korkuyordu. Siz diyor Allah'tan da korkmuyorsunuz güzel, ya. Güzel güzel güzel. Peki ben size bir fıkra okuyayım mı? Ama sonunda gülmeyeceksiniz. Ağlayalım mı? Ağlamayacaksınız da böyle çok ya da güleceksiniz de acı acı. Acı ve yani aynı bu hikaye gibi vay diyeceksiniz. Şimdi Amerikan Başkanı, Rusya Başkanı ve Hafız Esad bir uçakta birlikte seyahat ediyorlar. Bu ülkede işte dostlar arasında birbirlerine anlatılan bir fıkraymış. Amerikan Başkanı, Rusya Başkanı, Hafız Esad bir uçakta birlikte seyahat ediyorlar. Aralarında bir yarışa giriyorlar. Kimin adamları daha sadık diye. Amerikan Başkanı korumasını çağırmış, uçaktan atlamasını istemiş. Koruma da hayatı pahasına başkanı koruyacağını ama sebepsiz yere uçaktan atlamayacağını söylemiş ve demiş ki ayrıca karım ve çocuklarım var. Sonra Rusya Başkanı korumasını aynı şeyi istemiş, atla demiş. O da demiş ki atlayamam, karım ve çocuklarım var. Sıra Hafız Esad'a gelmiş, Hafız Esad korumasını bir çağırmış, gel bakayım. Kulağına bir şey söylemiş, koruma hemen atlamış. Bunun üzerine Esad'a sormuşlar, ya nasıl başardın bu kadar sadık insanları etrafına toplamayı? Hafız Esad da gülümsemiş. Karısı ve çocukları var. Yoksa? Yani o atlaması onları atar. O atlaması onları gidecek. Yani şimdi bu lafınızdan sonra reji güldü. Vallahi onlar. Hayır. Yani ya açıklayayım mı gerçekten? Tehdit ediyor. Tehdit ediyor tabii ki. Onu diyorum ya. Yani. Atlamazsa sıkıntı. Var. Sıkıysa atlamasın diyor. Tabii. Yani korku duvarları. Ya gerçekten korku duvarları. Ya tabii bu fıkra tabii ve tabii tatsız ama
korku duvarları gerçekten bu kadar kalın mı örülmüş? Ama şöyle, insanlar diyor ki, bakın biz görüşüyorduk. Dedik ki ya bunca sene neden bu kadar yani hiçbir hareketlenme olmadı? Diyor ki birincisi, bizim diyor Arap milletleri üzerinde son 50 yılda, son 100 yılda bir ölü toprağa serpildi. Biz ümitsiz olduk artık, ümidimiz yoktu. Çünkü ne Birleşmiş Milletler, ne Batı, ne şu ne bu. Buradaki zulümlere hiçbir müdahale etmediler. Yani Hama oldu, Hama'yı kim görebildi, kim tanıyabildi? Ha şimdi Hama, gerçi Hama'nın şimdi da bakın, ne olduğunu bir anlatalım. Oraya getireceğim, bakın oraya getireceğim. Diyor ki hocam, özür dilerim şundan dolayı. Bu kadar diyor, ümitsizlikten dolayı insanlar böyle bir harekete girişemediler. Ama ne zaman ki diyor son, özellikle son 10 sene hani Türkiye'nin bir trend yakalaması, Türkiye'deki bazı ekonomik gelişmeler ve, ve aramızdaki o işbirliğinin artması. Hani mesela Lübnan'daki bir insan alışveriş için Hatay'a geliyordu. Ürdün'deki bir insan hafta sonu alışverişini Hatay'dan, Antep'ten yapıyordu yani. İstanbul'a geliyorlardı, Antalya'ya. Bu gelişmeyi görünce bir de Türkiye'deki Türk insanının, özellikle millet olarak bizim gözümüzü, bizim de çok gidip gelmelerimiz, biz onlara sahip çıktık. Yani biz sizinleyiz birlikte dedik. Bunlar da dizilerimizdeki o ne bileyim sosyal hayat, bunlar şunu dediler ya, bizim başımıza bir iş gelirse herhalde sahip çıkacak bir ülke var. Ya bunu da orada dillendirdiler bize. Tabii. Mesela bir iş adamı hocam enteresan bir şey söyledi bize. Biz araçla getirdik iş adamını Türkiye'ye. Beraber seyahat ediyordu. Geldik. Bakın cilve gözünü biliyorsunuz. Cilve gözü onların Babul Hava dedikleri. Bizim sınır cilve kapısı. Gözü dediğimiz sınır kapısı. Babul Hava'da işlemlerimizi yaptık. Türkiye sınırına girdik. Adam dedi ki, camı açtı, dedi ya Arap bu, bakın Şamlı 67 yaşında. Camı açtı, dedi ki ya elhamdülillah, dedi ya. Ya şu havada, dedi, bir hürriyet var, dedi yani şu havada. Bakın çok zengin bir insan bu. Şam'da da iyi bir itibarı var. Ama cilve gözle camı açtı, dedi ki ya şu havaya kurban olayım, dedi ya. Bu Arap. Tekrar döndük Babul Hava'ya geldiğimizde. Dedi ki ya vallahi insanın, dedi, içini kasvet bürüyor, dedi yani. Ruhu sıkılıyor, dedi, insanın buradan girince. Peki şimdi bu cümleleri kuran hemen herkes diyebiliyor muyuz? Yani ya, genel havayı hakikaten veriyor mu? Ama şöyle, orada yaşayan bir insan için verir. Ha onu soruyorum, verir. Yani bu kasıtlı tabii. Bir soru değil. Gerçekten anlamak adına soruyorum. Ya Pelin Hanım. Yani bu çünkü belli bir bakış açısının yansıması cümleler gibi mi, yoksa hayır. Cidden böyle mi? Düşünebiliyor musunuz? Sizin oğlunuzu alıyorlar, geliyorlar, diyorlar ki oğlunuzla şurada bir bize gelsin. Ve oğlunuzu gidip soramıyorsunuz yani, soramazsınız. Soranı da içeri alıyorlar. Ya ben oğlumu sormaya geldim, o da geliyor. İkinci oğlu gidip babasıyla kardeşini soramaz. Gitti. Yani böyle bir rejimde. Ve çok böyle şey bir rejimdir. Hani toplumun kılca damarlarına kadar örgütlenmiştir. Muhaberat devleti diye bir işte tabir var Orta Doğu söz konusu olduğunda. Suriye bunun en mükemmel örneklerinden bir tanesidir. Hocam şimdi birisi bir tarafta, bize ki bu devlete sözdü. Evet, başkana bir tarafta sözdü, parti vardır tabii mesela. En ücra yerlere kadar örgütler mesela. 1100 tane halkası vardır şeyin. Bağız Partisi'nin ve Bağız bir paralel devlettir tam anlamıyla parti olarak. Yani mesela resmi devlet aygıtında bulunan her fonksiyona karşılık onunla ilgilenen partinin içerisinde bir başka birim bulunur. Bu birim oraya isim önerir. Resmi devlet o ismi onaylar. Efendim, yani iç içe geçmiş olan çok güçlü bir parti yapısı. Mesela Beşar Esed yönetimi devralırken aşağı yukarı 1 milyon 850 bin civarında üyesi vardı Bağız Partisi'nin, 20 milyon nüfuslu ülkede. İşe girmeniz, devletin imkanlarından vesaireden filan faydalanmanız, bütün bunların hepsi yine parti üzerinden ve parti aracılığıyla olur. Sonra istihbarat yine katmanlıdır. Yani bir istihbarat örgütünün bir başkasıyla veya diğer hocam, mekanizmalarla denetlenler. Siyaset, Bağız'ın istihbaratı ama en güçlüsü Bağız'ındı. O sözünü teyit eder, bir şey söyleyeyim. Mesela siz Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiniz.
veya bir İçişleri Bakanı'nda bir işiniz var. Bakanın odası var hocam, bakan var. Bakana bir dosya arz ettiğiniz zaman bakın en küçük birimlere kadar bakan, genel müdürlük, il genel müdürlük, ilçe genel müdürlük, şube, bir şube müdürü vardır. Yani hükümetin tabii. şube müdürü vardır. Şube müdürünün karşısında bağısın temsilcisi vardır. O şube müdürü, o bakan bağısın temsilcisine sormadan okeyleyemez. O şeye bir teyit edemez yani. Karar veremez. Yani biz böyle bir parti devleti. Bir turizm ofisi açacaktık orada. Hocama da selamlar olsun burada Sait hocamla birlikte. Şimdi orada turizm ofisi açılacak ya, zor bir şey değil yani. Gidiyorsunuz Turizm Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'nın karşısında bağısın temsilcisi var. Hatta bizim tavsiyesine başvurduğumuz insanlar bize dedi ki siz de boşuna bakanlığa, hükümete falan gitmeyin. Bağıstan yetkililerle görüşün. Yoksa işiniz olmaz dedi yani. Bu anayasanın 8. maddesi bağısın liderliğini öngörüyor. Tabii. Suriye'de 2012'de bir anayasa değişikliği yaptılar referandumla beraber, onu kaldırdılar. Kalktı mı şu anda? Kalktı. 2012'deki referandumda çünkü kalktı. Çünkü %99 da seçimleri siz kazansanız bağısın liderliği söz konusu. Hükümeti kurmak yetkili bağıstır. 8. maddesi. Anayasa demokraside son nokta. Ne o? Şimdi ben bunu okurken kalktıysa büyük bir şey hocam. Ama hani fiilen daha bir çok şey yansımış. Çok büyük bir depremdir eğer. O 8. madde için bir sürü kargaşa çıktı yani. Korku duvarlarından bahsettik ya az önce. Evet. Şimdi yine kitaptan bir bölüm var. Ben burayı okurken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Bu olay hakikaten yaşanmış mıdır? Bunu da tabii sorgulamak gerekiyor. Netice itibariyle valinin lafın sonunda söylediği bir takım sözler var. Söylemediği de iddia ediyor vesaire ama kayıtlara geçen bir husus. Şimdi şöyle, Dera ki Ürdün sınırına 4 kilometre uzaklıkta bir yer ki Arabistanlı Lawrence'ın da orada işkence gördüğünü söylediği bir yer, iddia ettiği bir yer. Şam-Ürdün arası. Şimdi yaşları 10-15 arasında değişen bir grup çocuk duvarlara halk rejimin değişmesini istiyor sloganları yazdıkları için tutuklandı. Evet, doğru. Muhtemelen çocuklar aylardan beri Mısır ve Libya'daki gösterilerde hatıran bu sloganları izledikleri haber kanallarında duymuşlardı. İşte meşhur bahar. İskatın çocuklar nizam. Tırnak çekilmesi de dahil olmak üzere çeşitli işkencelere maruz kaldı. Kentin aşiret liderleri ve çocukların aileleri evlatlarının serbest bırakılmasını istemek için sonradan görevden alınan vali Faysal Kaltum'a gittiklerinde İddiaya göre şunları duydular. Evinize gidin, yeni çocuklar yapın. Eğer yapamayacak durumdaysanız karılarınızı getirin, biz yaparız. Evet, doğrudur. O teyzesinin oğlu Beşar'ın, onun ismi yalnız orada farklı zikredilmiş ama neyse önemli değil. O istihbarat şefi, Dara valisiydi. Dara olaylar çıktığında biz oradaydık zaten yani. Olaylardan aylar sonra gelmek zorunda kaldık. O zaman o meşhur olan aşiret reisi, Dara aşiretler şehri. Aşiretlerle çok meşhurdur. Daha da enteresanı Beşar Esad'ın en sağ kolu olacak kişi Dara'lıydı. Sünni Müslümandır. Ve istihbaratçıları, devlet memurları pasaport dairesinde genelde Dara'lıları görevlendirirlerdi. O kadar güvenirlerdi. Ama o olaydan sonra bunlarda Araplarda o aşiret reislerinin taktığı sarıklar var hocam. O sarıkları adam sehpasına koyuyor. Bu koymak artık sehpaya koymak demek ben gururumu, izzetimi de artık getirdim. Yani gerekirse çocukların babalarını alın. Çocuklar cahildir yani. Bizden size bir yamuk oldu mu? Bizden size herhangi bir operasyon oldu mu? Veya herhangi bir isyan oldu mu diye sormuşlar. Ama o diyor ki bakın. Fakat Dara'lılar dışarıda hazır bekliyor. O aşiret reisleri diyor ki bize diyor bir şey olursa siz saldırın. O ara bu diyor ki oradan bir muhafız çağırıyor asker. Al şu sarıkları diyor. Sarıkları alıyor, götürüp çöpe attırıyor. Çöpe attırmak demek artık olay bitmiş. Orada kalkıp tartışıyorlar. İki kişiyi öldürüyorlar derken benim artık onunla, olaylar... Bu olayın çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Ve onunla ilgili de şöyle bir teorim var. Belki hani gelecekte bu olaylarla ilgili diğer bilgiler ortaya çıktığı zaman göreceğiz. Şimdi
bu Dara hadisesi bir dönüm noktası. Bu Hamza aynı zamanda değil mi? 14 yaşında bir çocuğun evet. özellikle başına gelenler. O, yani bir o tane artık... değil. Tırnakları tabii, çekilmiş, orada çocukların ırz meseleleri var. Şunu sorması lazım bir düzenin. Yani etrafında sürekli rejimler düşüyor. Sokak hareketleriyle, halk hareketleriyle ve siz de böyle bir türbülansa girmişsiniz. Niçin bu tahriki yaparsınız? Yani mantıklı bir cevabı yok bunun. Yani Dara'da bu işin yapılmasının, bunun anlamı sokağa çıkın ve çatışın demek. Şimdi acaba şöyle bir şey oldu mu? Bu hadiseler başladığı zaman rejim kendi içinde bir tartışma yaşadı mı? Çünkü bir kısım reformların yapıldığını biliyoruz biz Beşar Esed'le beraber. Özellikle ekonomi alanında yapılan reformlar var. Rejimin kendini idame ettirebilmesi için yeni kadroların sistemin içerisine sokulma arayışları var. O yüzden Bağız'ın eski kadrolarıyla yaşanan çatışmalar var. Ordunun içindeki dönüşüm var. Tabii Şahinlerle. 2000'den bu tarafa gelen bir reform süreci var. Şimdi burada bir karar verecekti Beşar Esed. Ya daha ileri götürecekti bunu. İşte Türkiye'nin tavsiye ettiği gibi seçimlere gidecekti ve belki kazanacaktı seçimleri o zaman. Ya da bir başka cevap verecekti. Acaba rejimin içindeki Şahinler eğer şimdi kapakları açarsak bu selin önünde biz de hepimiz kapılıp gideriz. O yüzden bizim yapmamız gereken şey daha sıkı durmak ve şiddet kullanarak gösterileri bastırmak. Bunu savunan bir grup vardı. Buna itiraz edenler vardı. Ve bunların arasındaki tartışmayı sona erdirmek için şeyler tahrik mi edildi gösteriler. Yani elinize silah alın, sokağa çıkın ve artık bu iş geri dönülemez bir noktaya gelsin. Rejimin içinde de herkes birbiriyle kenetlenip savaşmaya başlasın. Şimdi, bunu arzu eden bir kanat tahrik etti mi diye Dara hadisesini çok düşünüyorum. Şimdi bu en son Dara hadisesine gelinceye kadar ya Dara tabii ya olacak gibi değil bu Dara'daki tabii, o benim. O dönem noktası çünkü. Tabii ki dönem yani ondan noktası. Ondan sonra silahlı şeyler falan başlıyor. Çünkü 14 yaşında çocuk kayboluyor. Başı bu. Tabii bu çok önemli bir dönüm başı noktası. Bir de yani. Yani her yerde rejimler düşerken siz bunu niye yaparsınız? Yani sizin yapmanız gereken şey yatıştırmaktır değil mi? Etrafınızda Libya olmuş efendim. Diğer hocam Dara'daki liderler şunu dediler. Ya biz oradaydık, orada arkadaşlarımız tabii. vardı gelip giden. Ya Beşar Esed çıksa gelse dese ki ya tabii. bir hata olmuş, bir tabii. kusur olmuş. Bunu özür diliyoruz yani tabii. biz de tasvip etmeyiz böyle bir hadiseyi. Belki diyor sükunet olacaktı. Tabii. Ama işte dediğiniz gibi belki bu krizden beslenme adına onlar... Yani rejim kendi içinde bütünlüğünü sağlamak için çatışmayı isteyen unsurları bunu mesela tetiklemiş olabilirler. Çünkü orada... Bir ikircikli tavır da var. Yani mesela Dışişleri Bakanlığı'nın gidip bizim Beşar Esed'le görüşmesi, orada verilen sözler, fakat sonra şeyin devam etmesi Suriye'de sokaklarda. O sırada biz rejimin içinde ne yaşandı tam bilmiyoruz aslında. Şimdi, belki tabii bu günlerin yakın tarihi yazılırken şimdi göreceğiz. Şunu merak ediyorum ben. Siz başta bu Suriye'nin yapısını anlatırken anladığım kadarıyla bir din kavgası yok ülkede. Önce yoktu. Önce yok. Tabii. Kim yönetecek? Bunun kavgası vardı. Nusayrilerde bir güzel biz yönetimin başında duralım ama işte Sünnilere de diyor ki size de bir takım işte makamlar, yetkiler vesaire verelim. Şimdi bir yere kadar bu geliyor. Sonra Hama katliamı var ki Hama katliamını tabii ki anlatmanızı rica edeceğim. 81-82'de var. Şimdi Hama katliamında korkunç olaylar yaşanıyor. Peki sonra Hama'dan sonra madem... Burada bir din çatışması bir şey istiyor. Hamadan sonra bu ülke nasıl toparlandı? Şimdi bugün herkes anlatıyor ben da. Sünnilerin hepsi isyan etmedi onu anlatmaya şimdi çalıştım nasıl isyan etmedi? Hama'yı bir anlatalım onu önce anlatayım. İsterseniz. Bakın Hama olayları 81 özellikle 81'de yapılan hadise şuydu. Sünni Müslümanlardan orada İhvan-ı Müslümin yapılanmıştı. Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler. Halep, Hama, Humuz, Şam. Şimdi dört Müslüman koridorda. Kardeşlerin de derdi, Nusayriler çok hızlı kadrolaşıyor tabii, gibi bir dert. Öyle, Müslüman kardeşleri de Bağız'ın bir alternatifi gibi görmek lazım. Yani Orta Doğu'da, Arap Orta Doğu'sunda iki tane network, hareket, sömürgecilik sonrası dönemde birbiriyle rekabet etti. Bunlardan bir tanesi Arap milliyetçiliği, sosyalizm kıvamında, bunun Nasırcı versiyonları, Bağızcı versiyonları var. Diğeri de Müslüman Kardeşler Network'ü. Tüm Arap ülkelerinde örgütlüdür bunlar. Müslüman kardeşler ama din eksenli gidiyor. Din eksenli. Yani Bağız Arap milliyetçiliği seküler, üzerine. Arap milliyetçiliği sosyalist üzerine. Gibiydi Bağız. Sosyalist. Sosyalist. Zaten Sovyetler Birliği ile diyaloğu vardı genelde. Hı hı. Şeyde İhvan Müslüman kardeşler Halep, Hama, Humus, Şam o koridor şeklindedir zaten.
Orada aslında iyi örgütlenmişlerdi. Hatta 81 öncesine kadar ciddi faaliyetleri de vardı. Ama Hafız'ın çok işine gelmezdi bu. Bağas'ın işine gelmezdi. Onlar zaten siyaset yapma şansları yoktu. İhvan-ı Müslümin dediğimiz Müslüman kardeşlerin. Anlaşıyorlar. Aslında her şeyleri hazırlar. Ciddi bir operasyon yapacaklar. İşte özellikle bunu belki burada ilk defa seyircilerimiz de duymuş olacak. 40 sene boyunca İsrail'i düşman gösteren Hafız ve Bağız rejimi aslında 40 yıldan beri İsrail'e hizmet ettiği belliydi. Bunu ama millet inanmak istemiyordu. Camilerden son 5 dakika hutbelerde İsrail aleyhine beddualar ediliyordu. Lanetler okunuyordu. Fakat biz şeyde görüyoruz, bakın 1967'den önce hani Filistin'deki o El Fetih özellikle grubu ve Sayıka grubuna İsrail'e karşı bir operasyon teklifi yapıldığı zaman buna genel hava kuvvetleri komutanı olan Hafız Esed diyor ki İsrail gibi güçlü bir devlete uğraşmanın zararı olur bize. Golan'la alakalı bakın İhvan-ı Müslümin'e gelmeden önce Golan'ı görüşmek lazım. Golan tepeleri, Cavlan dedikleri Arapların. Golan'da yaşayanlar %70-80'i Türkmendi. Golan Orta Doğu'nun su deposuydu. Motelleri var, kayak tesisleri vardı. Çok güzel yerlerdi. Burayı Hafız Esed, oradaki Türkmenler diyor ki bize dediler ki savaş oluyor. Ya ne savaşı? Hafız bu savaştan sonra, Golan'dan sonra yargılanması lazımdı. Tam aksine ihtilal yaptı, başa geçti. Golan'ı sattı. İsrail askerleri geliyorlar. Biz diyor ki biz anlamadık. Türkmenler diyor. Biz Suriyeliler geliyor sandık diyor. Askerler diyor şeyden indi. Baktık İsrail askerleri. Yani Türkiye'de gelip giden, Türkiye'de de eğitim alan yani askeri anlaşmayla. Bir subay diyor bize dedi ki Türkçe biliyor musunuz? Türkçe, Arapça bilmiyordu o diyor. Biz Türkçe bildiğimizi bildikleri için dediler ki bakın biz burayı, burası çok önemli. Biz burayı insansız satın aldık. Golan'ı. İsrail. Tabii İsrail askerleri söylüyor. Biz burayı insansız satın aldık. O yüzden burayı 3 gün içerisinde terk edin. Türkmenlere söylüyor. Canlı şahitleri var burada. Yani biz diyor 3 gün içinde alabildiğimiz... Peki bir dakika bu ama hani kanıtlanmış net bilinen bir husus mu? Ya bunu orada Türkmenler yoksa bilir. Yoksa hani orada yaşayan Türkmenlerin ortaya attığı bir iddia olarak Türkmenlere tabii söylenen söylüyorum. Cümle bu. Zaten bir kurşun atmadan şeye gittik biz, Kuneitra. Onların işgal ettiği Golan Tepelerin etekleri. Kuneitra'ya gittik. Ya hocam harabe yer orası, bakın yıkılmış, yakılmış. Orayı müze olarak sergiliyorlar. İnsan yaşamıyor orada, müze. Şimdi şeyler kaldı orada, Dürziler var. Dürzilerin kalmasına müsaade ettiler hocam. Onlara kimlik dağıtıyordu İsrail. Şimdiye kadar reddediyorlardı almayı. Şimdi Suriye'nin akıbetinin ne olacağı meçhul olmaya başlayınca İsrail kimliği almaya başladı. Şu an hocam İsrail'de, Filistin'de, İsrail deyince bazıları rahatsız oluyor belki. Şu an devlet olarak İsrail devleti Filistinlilerin yoğun yaşadığı yerlere şeyleri yerleştiriyor hocam. Güvenlik görevlisi olarak, polis ve asker olarak Dürzileri yerleştiriyor. Çünkü Dürziler çok iyi Arapça biliyor. Filistinlilerle çok iyi konuşabiliyorlar. Hatta bazen aralarında diyorlar ki bizi uyarıyorlar. Çok fazla şey yapmayın. Konuşmayın. Bunlar sizi anlayabilir yani gibisinden. Mescid-i Aksa'nın girişinde bile o güvenlik güçleri vardır İsrailli askerlerin. Onlar genelde Dürzi askerlerden oluşuyor. Ama bir işe yaradı. Yani bu İsrailli olan o en azından retorik söylem düzeyinde yaşanan çatışma, o da rejimi pekiştirdi, konsolide etti. Yani ne yaptı? Güvenlik devleti diye kullandığımız bir kavram var. Suriye buna çok böyle tıpatıp uyuyor. Devletin tüm fonksiyonları sürekli bir savaş düzeni içerisinde hareket. Mesela 1963'te yürürlüğe giren bir olağanüstü hal yasası var. O olağanüstü hal yasası işte bugüne kadar devam etti. Suriye sürekli olarak bir olağanüstü halle yönetildi. Yani bir normal hukuk düzeni yok. Gerekçesi nedir? Gerekçesi işte her an biz İsrail'le bir çatışma durumu yaşayabiliriz. Örnek şeye hocam, bakıyorsunuz mesela, savunmaya harcanan paylara bakıyorsunuz. İşte 1970'lerde gayri safi hasılanın %20'sini silahlanmaya ve işte orduya vesaireye filan harcıyor. Başka ne yapıyor?
insanları kitleler halinde askere alıyorsunuz ve orada bir şey yaratıyorsunuz. Ortak tehdide karşı bir ortak ulusal bilinç yaratmaya çalışıyorsunuz. Rejim kendisini bir doğrudan çatışmaya mümkün olduğunca girmeyerek, 73 Savaşı'ndan sonra bir yeni çatışma yaşanmadı, kendisini ortadan kaldıracak bir tehditle yüzleşmedi. Ve o yüzden de İsrail hala yani mesela Beşar Esed düşsün mü kalsın mı bu tartışmalar devam ederken aslında Esed ailesi bildiğimiz bir aile. Yani şimdiye kadar İsrail'e yönelik fiili bir tehdit oluşturmadı, saldırmadı. Ama Esed rejimi giderse yerine gelecek olanlarla ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yerine gelecek olan rejim Suriye'nin bütününe kendini kabul ettirmek için belki Golan Tepelerini kendisine hedef olarak seçecek. Zaten bu bir kısım işte radikal unsurlar, IŞİD vesaireye falan bakıldığında onlar savaşı Şam'da durdurmayacaklarını ve aşağıya kadar ineceklerini falan da söylüyorlar. Hı hı. O yüzden İsrail'in bakışında da aslında bir istikrar unsuru falan gibi görülüyor Esed ailesi. Çünkü şunu dedi hocam, İsrail Savunma Bakanı hatta bu olaylar başladığında Rami Mahluf dedikleri Beşar Esad'ın teyzesinin oğlu. Evet. 30 küsür yaşında ama Suriye'nin en zengini oldu. Evet. Mahluf ailesi. Ahbap Çavuş şeyinden, kapitalizminden en çok yararlanan anne tarafı şey oluyor. Her şeyde Esed'in kolu olabilir mi ya? Yani otogara gidiyorsunuz, bir yerde bir market açılacaksa Esed'in akrabası açıyor, açabiliyor. Başkası açamıyor. Şimdi ne oldu? O adam dedi ki, Rami Mahluf, bizim dedi güvenliğimiz İsrail'in güvenliğidir dedi. Bize bir şey olursa İsrail de sıkıntı yaşar. İşte İhvan-ı Müslümin'i nasıl bunlar başarılı olabiliyorlar bu operasyonlarda? Bir kere medyayı çok iyi kilitliyor hocam Esed. Mesela o 81 olaylarında dünyadan hiç kimseyi almadı içeriye. Almadı. Bakın bunu da aynısını yaptı. İki tane gazeteciyi öldürdüler. Bitti. Hiçbir medya mensubu giremedi. Dünyaya kapattı orayı. Şimdi ne oldu 81'de? Ha şimdi 81'de ne olduğunu konuşalım. Hama olaylarını konuşalım da. Şimdi sevgili konuklarım, bazı izleyicilerimiz ya birilerinin gazına geliyorlar ya mevzuyu böyle ucundan kıyısından dinliyorlar. Sizlerin ya da belki özelinizde sizin bilmiyorum. Bu Alevilere yönelik olarak böyle hakaretamiz ifadeler kullandığınıza dair. Evet, ben böyle, kullanmadım ama yani izah ettim ben. Birincisi asla kullanılmadı. Yani lütfen yani gözünüzü seveyim iyi güzel dinleyin. Hani dinlememiş olanların da yanlış bilgilenmesini ben asla istemem. Biz buradaki Alevilik üzerine program yaptık. Onun üzerine Alevi dünyanın önde gelenlerinden de teşekkür telefonları almış bir program. Dolayısıyla yani hiç kimse bu işlere girişmesin. Burada 50 kere söylendi. Hani Nusayrilik bambaşka parantez bir şey. Parantez açtık söyledik ısrarla yani. Kaç kere aynı cümle? Bir iktidar çatışması dendi artı Nusayriliği anlatılırken buradaki Aleviliğin Arap Alevi olarak biliniyor. Bizim Türkiye'deki Alevilerden bambaşka bir inanç sistemi olduğuna dair kaç kere cümleler kuruldu ama hani bunun devamında artık diyeceğimizi diyoruz. Yani bunun üzerine de bir şey söylenmez. Başka türlü nasıl algılanabilir? İran bile kabul etmedi. İlk bunlar Kerbela ya anlaya gittiklerinde. Hayır, onu bırakın ya, burada sarf edilmemiş cümleler tabii. Üzerinden nasıl oluyor? Yok. Da insanlar bir takım şeylere sinirlenebiliyorlar. Ben şöyle tahmin ediyorum. Muhtemeldir ki programı öyle izlemiyor. Birisi yanlış anlıyor. O onu arıyor. Biliyor musun bunu böyle söylediler diyor. Öbürü açıyor küfrediyor vesaire. Yani böyle bir şey olmadı. Zaten canlı yayındır. Kayıtlarımız da her yerde. Buyurun şüphesi olan tekrar baştan izlesin. Evet. Bu kadar basit. Ay böyle bunlarla da böyle şeylerle de hakikaten uğraşmak insanı çok üzüyor. Çünkü siz samimiyetle, iyi niyetle bir iş yapıyorsunuz. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra birileri anlamıyor, yanlış anlıyor, özellikle yanlış anlıyor ya da ve devamında bu geliyor. Neyse bizi bilen biliyor diyelim. Gelelim Hama katliamına. Bir de şöyle, bu biz bunu da bilen birisiyiz. Ben Türkiye'deki Aleviliğin de akidesini bilirim. Herhalde. Suriye'deki Nusayri'nin de akidesini ya biz bilirim. Buna dair, diyorum, karıştırmayacak kadar yaptık, da bilirim program, yani. Program yaptık, onun oturduk yani 3 saat konuştuk. Türkiye'de yani, şey de var, Nusayri vatandaşlarımız da var. Onların da tüm inançları yani, gayet saygındır şeydir. Biz onu konuşmuyoruz. Zaten yani, özellikle tabii, de bunu konuşmadığımızı söyledik. Onları da ayrı tuttuğumuzu burada vurguladık. Daha yani ne yapabiliriz? Bizim söylediğimiz bir şey iktidar kavgası var. O iktidar kavgasında her türlü inanış araçsallaştırılıyor. Öbür taraftan El-Kaide'yi görüyoruz yani. Hı.
onlar da işte Südidi'yi o da Vahhabiyim diyor yani. Tabii bir şeyde diyor. Ne diyeceksin şimdi ya? Başka bir araçsallaştırma var. O yüzden zaten şunu da söyledik. Bu sadece bir Esed'in veya Arap Alevilerinin işi değil. Onların yanında Sünni Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var, Dürziler de var. Beraber bir mezhep çatışmasından ziyade, bir din çatışmasından ziyade bir iktidar çatışması var. Vermiyor adam koltuğu ya. Vermem diyor, gitmem diyor yani. Hatta annesi Beşer Asad'a sarayda bağırıyor. Diyor ki baban gibi mert ol, baban gibi senin gibi pısırıkların yüzünden bu oldu. Bu duyumlar geldi bize oradayken yani. Sen bu milletin önünü açıyorsun gibisinden. İşte babasıyla alakalı belki Şimdi Hama. Şimdi Müslüman Nusayri çatışmasının çok ileri boyuta taşındığı kanlı bir olaydır Hama. Değil mi? Hayır. Orada da bakın. Sünni ve Nusayri değil. Rejim. Orada rejim ile Müslüman kardeşlerin arasında geçen bu halka ne oldu? Bu Bağız rejiminin en tehlikeli tarafı şuydu. Atıyorum burada biz 3 tane masum oturup sohbet ediyoruz. Bir tane Müslüman kardeşlere mensup birisi kaçtı buraya girdi. Artık asker gelip Bağız askeri veya Suriye rejim askeri gelip ya hanginiz ihvan-ı müslüminsiniz veya buna bakmaz. Dışarıdan binayı bombalıyor. Topa tutuyor bombayı. Hama'da ayaklanma oldu. Humus, Halep, Hama, Şam aynı anda ayaklanacaktılar. Aynı anda. Şam çözüldü. Halep çözüldü. Hama ve Humus ayaklandı ama ortada kaldılar. Şam ayaklanmayınca şey kırıldı. Operasyon kırıldı. Hama'yı 15 gün boyunca suyunu kestiler. Dışarıdan top ateşleriyle, havadan da bombalarla. Hamalılar anlamıyor bakın. Ayaklanma olmuş ama halk ayaklanmamış ki. Müslüman kardeşlerin örgütlediği insanlar ayaklanmışlar. Ayaklanmış da ne yapmış peki? Silahlı ayaklanmaydı bu. Hani mesela Humus'ta camilerden hayal el cihat, hayal el cihat diye anonslar yapmışlar. Haydin cihada, haydin cihada diye yani. Hı. 81'de. O bombalama hadisesinde canlı şahitleri anlatıyor bize. Biz diyor elektrik kesildi, su kesildi. Bir an diyor evler yıkılmaya başladı başımıza bombalamada hocam. Biz diyor enkazda kaldık yani bodrum katlarında. Yani anlamıyoruz ne olduğunu diyor 15 gün boyunca. Bizi kim bombalıyor? Savaş mı oluyor? Hı hı. Ondan sonra tabii en vahimi neydi? Bombalamadan sonra o Cumhuriyet muhafızlarının özellikle girip katliam yapması. İşte 4000 değil. Binlerce insan öldü orada. 4000 değildi. Medyaya kapattı. Hiç kimse bunu görüntüleyemedi. Hiç kimseyle konuşturmadılar. Zaten konuşanın da kellesi gitti. Sadece Hamara değil hocam. Humus'ta Cisr-i Şuhur dediğimiz, geçenlerde yine adı zikredilen orada. Yani Hafız Esed. Uluslararası Af Örgütü 20 bin kişi diyor. Daha fazla. Rıfat Esad 38 bin diyor. Yani o biraz yaklaşmış Rıfat Esad. Yani o biraz yaklaşmış. Ama en yüksek rakım Rıfat Esad'ın vermesi de manidar bence. Ya çünkü 15 gün boyunca bir şehri bombalıyorsunuz yani insaf. Kitlesel cezalandırma, bu insanların hepsi sizin yani insanlarınız, hocam, sizin vatandaşlarınız. Apartmana girmiş bir Müslüman kardeşe mensup bir tanesi apartmanı yıkmışlar topla, tankla yani. Şimdi böyle bir mantıkla siz ne kadar uzun süre kalabilirsiniz? Siyanür gazı var mıydı? Var, gaz, lüklerde kullanırlar yani. Çünkü Tedmur'da ben Palmira dedikleri yer hocam. Tedmur'da binlerce kişi Tedmur'un altı çölün altı olduğu gibi cezaevi. Binlerce kişi hep bakın suçlu. Halep'te bir dostumuz Türkmen kendisi, Türkçe konuşan birisi, İslam alemi birisi. Dedi ki ben dedi bizim Türk elçiliğinde Türkçe dersi alıyorum diye beni muhbir dediler diyor, istihbaratçı. Ne diyorlar ona? Ajan dediler. Türklere ajanlık yapıyor diye. Beni diyor içeri aldılar. 3 sene 3 ay. 6 ay diyor. Sırf Türkçe dersi alıyorum diyor ya. Türkçemi geliştirmek için. 6 ay diyor bir kere hiç yatak vermediler bize. 6 ay boyunca. 6 ay sonra yatak gelince dediler ki siz uzun kalacaksınız. Yatak geldi ya size. Eyvah. Ya 3 sene 3 ay. Neyse diyor bir hakimin karşısına çıktık diyor hocam. Hakim diyor Türkmenmiş. Ben de diyor dedim ki ya Allah aşkına benim suçumu söyleyin. Ben 10 sene yatayım ya öldürün beni. Suçumu söyleyin. Suçum ne? Hakim diyor güldü. Dedi ki ya senin suçun yok da sizin mahalleden 15-20 kişi alınacaktı. Sana denk. Sen de sana kura sana da çıkmış yani.
3 sene 3 ay ya. Şimdi bu türden eylemler insanların tüm güvenlik duygusunu alt üst eder. Yani düşünün bu hikayelerin sağınızda solunuzda anlatıldığını, müthiş bir korkuya kapılırsınız. Tabii. Sizi koruyacak hiçbir güvenceniz yok. Mahkeme yok, polis yok, devlet yok. Bunların hepsi düşmanınız. Hiç sebepsiz yere alınıp işkence görüp yok edilebilirsiniz. Bu hikayeler sizi hiçbir şey konuşmayan, düşünmeyen, yalnızca itaat eden insanlara dönüştürür. Baskı rejimlerinin, işte muhaberat devleti denilen şeyin bir ürünü ve sonucu. Bu dehşete dayanarak yönetmeye çalıştılar. Tabii bu dehşete dayanarak yönetmeye çalıştığınızda da artık siz kendiniz de o korkunun esiri olmaya başlıyorsunuz. Ve o korku rejimi gittikçe kendi içine kapatıyor. Ondan sonra yine sorunlar çözülmüyor. Bu sefer saray darbeleri konuşulmaya başlanıyor. Yani iktidarı dışarıdan gelen her şeye karşı korusanız bile iktidarı kendi içerisindeki kavgaları izlemeye başlıyorsunuz. Bir çıkar yol değil, bir çıkar yol olmadığı da görüldü. Hafız Esat'ın o yüzden ölümünün ardından yaşanan geçiş süreci çok çok önemli bir fırsattı. Suriye için önemli bir fırsattı, bölge için önemli bir fırsattı. Gerçekten çok üzücü yani oradan buraya gelmiş olmamız. Bir kere hocam halkın sevdiği bir lider. Evet. 30 sene bir Suriye'nin kurucusu olarak görülür. Zaten Suriyeli Esed derler. Esed'in Suriyesi derler Suriye'de. Hmm. Yani Esed'in Suriyesi. Bir devletin kurucusunun mezarı nerede olması lazım? Şam'da. Değil mi? Merkez değil mi Şam hocam? Evet. Nerededir 30 sene liderliğini yapmış? Eğer 30 sene bu devletin kahrını çekmişse, bu devletin sevdiği bir insan. Herkes seviyordu, ağlıyordu gözyaşlarıyla cenazesinde. Ama nerede bunun mezarı? Nerede? Kardaha'da, köyünde. Yani, Laskiye'nin köyünde. Belki öyle istemiştir, beni kendi toprağıma gömün demiştir. Olamaz. Ya olabilir ama ben halkın herhalde sevdiği bir insan hocam. Bir devletin merkezinde. Değil mi? Turgut Özal'ın mezarı Malatya'da değil mesela. Evet. Yani evet. Malatya ama nerede? En çok insanların ziyaret edebileceği yerde. Şimdi ben şunu merak ettim. Tabii Beşar Esad'ın, ya onunki de enteresan bir kader. Yani göz doktoru kendini daha da ilerletecek. Gelecek belki bir göz hastanesi. Yani hayatına dair bambaşka hayaller kurarken işte kader ağlarını örmüş. Hiç istemeden o da gelmiş. Tabii bu onu masum mu kılıyor? Hayır. Ama yine de senin hepsinde sorumluluğu. Yani ama yine 36 yaşındaydı. Kanunen 40 yaşından sonra ancak cumhurbaşkanı olabiliyor, devlet başkanı. Kanunu değiştirdiler, 30 yani küçülttüler. Ya yani şunu bir okuyayım mı? Aslında çok uzun değil, hızlı hızlı okuyacağım. Şimdi amcası Rıfat Esat, sonra işte biyografisini yazan David Lesh de diyor ki herkesi karar alırken dinlerdi vesaire Beşar Esad'ı anlatıyor. En son kararı da kendisi verdi. Şimdi enteresan, adam göz doktoru Beşar Esad. Abisi 94'te öldüğünde Londra'da bir göz hastanesinin uzmanlığını ilerletmeye çalışıyordu. İşte adam hayallerini kuruyordu. Gelecek ülkesine bir Suriye'de hastane açacak falan. Sonra Beşar Esad Londra'da 18 ay kalmış. Tabii Londra'ya gittiğinde çoktan kişiliği oturmuş. Kişiliğini oluşturan yıllar babasının önce iktidara gelmek için sonra iktidarını korumak için kıyasıya mücadele ettiği dönemlere geliyor. Yani artık oturmuş taşlar yerine. Sonra uzmanlık eğitimini bırakıp ülkesine dönüyor. Askeri kariyerine teğmen olarak başlıyor. 6 yıl içinde mareşalliğe yükseltiliyor. Tabii. Böyle jet hızıyla. Suriye basınında hem askeri başarıları hem ülkeyi bilgisayar ve internetle tanıştırılması nedeniyle övgüler. Özellikle yabancı basına verdiği demeçlerde internetin önemine de değiniyor. Tabii reformist diyorlar, Allah işte Londra'dan geldi. Zaten karısı Esma son derece değil mi? Hani nasıl diyelim, baktığınız ya, zaman humuslu, der misiniz bir Orta Doğu kadını? Yo, herkes İngiliz biliyor. Normalde İngiltere'de büyüdüğü için babası Beşar Esad'ın hocası tıp fakültesinden. Sonra neyse onun başkanlığının zamanlarında tabii ki internette en zor zamanlarını yaşıyor. Bunları geçiyoruz. Sonra babası 10 Haziran 2000'de ölüyor ve sizin dediğiniz gibi en önemli zamanlarından biri, en kritik zamanlarından biri ülke için belki de dönüşüm orada yaşanabilirdi. Ve hazırlık da yapılıyor mesela. Ama babası ölmeden evvel ülke hazırlanıyor. 76 yaşında Deniz Kuvvetleri komutanını emekli ettiği için dediler ki ihtilal oldu. İhtilal 70 ama. 76 yaşında. Sonra Cumhurbaşkanı emeklilik seçim... yaşını 60'a çekti mesela sistemi reform edebilmek yani. için. O bile bir reformdu tabii, belki. Bir reform. Seçilme yaşını, Cumhurbaşkanı seçilme yaşı tabii Beşar Esad 34 yaşında olduğu için bir anda 40'tan 34'e indiriyorlar.
Aynı gün Beşer Esad Genelkurmay Başkanı ilan ediliyor. Bir hafta sonra Baaz Partisi'nin genel sekreterliğine getiriliyor. Bir ay sonra tek aday olarak referanduma katılıyor. %97 oyları alıyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor. Ve 17 Temmuz 2000'de göreve başlamak için yaptığı yemin konuşmasında reformdan bahsediyor. Yenilenmeden ve Suriye tipi demokrasiden bahsediyor. Şunu merak ediyorum. Bütün sosyal böyle program, piyasa ekonomisi. Program boyunca hani böyle konuşuyoruz ediyoruz ya işte Nusayriler nasıldır? Esad ailesi ne yaptı? Hama'da nasıl bir katliam vesaire. Şimdi şöyle mi oluyor istihbarat? Evet. İşte Habertürk'te yayınlanan programda sunucu Pelin Çift. Fişliyorlar mı bizi mesela şu anda? İşte doçent doktor Mehmet Akif Okur. Erol Çalı bir daha giremesin. Hani böyle şeyler oluyor mu? Olabilir, niye olmasın? Ya da girsin çıkamasın. Girsin, ha o daha güzel. Girsin çıkamasın. Tövbe. Hakikaten oluyor mu merak ediyorum. Çünkü ben Şam'a... Olmaz mı ya? Ben Arapça kursuna gidiyordum. Bir arkadaşa, Türk bir arkadaş yani Türkiye'den geldiğimiz. Bir hocayla alakalı dedim ki ya bu hoca dedim biraz yavaş gidiyor falan. İkinci gün ya dedim ya bu kadın ya veli. İkinci gün bana dedi ki Üstaz Erol dedi, Erol Hoca dedi. Bizim de ders metotlarını herhalde anlamıyor, şey yapıyorsun, tenkit ediyorsun dedi yani. Yavaş bulmuşsun. Ya ben arkadaşa dedim, ya arkadaşın söylemeyeceğini ben biliyorum. Nasıl oldu o iş? Söylemiş dedim işte. Dedim ya keramet gösterdi bu kadın. Yani o ya iyi niyetiniz ha, keramet. Yani, mutlaka haberleri var. Mutlaka haberleri var. Çünkü bir de şu da var Pelin Hanım. Bizim Türkiye'den baktığımız zaman sanki Orta Doğu'da insanların dünyadan haberi yokmuş gibi oluyor. Suriye entelektüeli bizim entelektüelimize beşte çeker, onu da söyleyeyim. Öyle yani. Mi? Tabii yabancı dil konusunda, kitap okuma konusunda, dünyayı tanıma tabii konusunda. Herkesin Fransa'yla bir ilişkisi vardır, İngiltere'yle bir ilişkisi vardır, Avrupa'yla bir ilişkisi vardır. Mutlaka gezerler, görürler. Yani siyasi olarak da, bakın siyasi olarak da ben şunu iddia ediyorum. Bunlar siyaseti de gerçekten iyi biliyorlar. Şimdi ben Şam'ı çok merak ediyorum. Biz çünkü kaç programda Suriye'yi konuştuk. Tabii. Muazzam bir Osmanlı mirası var. Ortak tarihten bahsediyoruz. Benim şansım olmaz mı oralara gidip görmek? Olacak inşallah. Niye olmasın? Ne bileyim işte bu programlar olacak. Böyle anılıyor. Çatışma bitince bir af ilan edilir. Fişleri yakarlar. Ha, fişleri yakarlar mı? Ha, ben tahminim yani buradan belki şey gibi olmasın. Artık Suriye tek devlet olmaz. Yani bu saatten sonra olmaz çünkü her evde Araplarda bir de bir kan davası olayı var. Evet. Yani her evde bir Esed yarası oluştu. Şöyle söyleyelim size mesela Orta Doğu'da en böyle Orta Doğu siyasetini biçimlendiren, en kanayan yara olarak işte İsrail-Filistin meselesi etrafında bu işte Arap-Yahudi çatışması gösterilir. Aliyalar denilen Filistin'e göçlerden bu tarafa, 19. yüzyılın ikinci yarısından bu tarafa Arap-İsrail savaşları dahil savaş meydanında ölen toplam Müslüman Yahudi sayısı bir asıra yakın bir zaman diliminde yaklaşık 120 bin civarında. Sadece Suriye iç savaşında şu 3 senede 150 binin üzerinde insan öldü. Tespit edilen. Edilen. Edilmeyeni çok kısa bir zaman dilimi içinde. Ayrıca tabii onur kırmak, karşı tarafa zarar vermek için tecavüzler, aşağılamalar, bütün bunların hiçbir tanesinin kolay kolay unutulması, hafızalardan çıkması, Orta Doğu'daki o yerleşik kültürü, bakış açılarını filan da göz önünde bulundurduğumuzda mümkün değil. O yüzden tabii silahlar sussa bile bu ülke tekrar nasıl bir arada tutulacak, o çok ciddi bir mesele, problem. Parçalanmasının getireceği başka felaketler var. Yani o zaman yeniden göçler olacak, nüfus değişimleri olacak, o sınırların çizilmesinin Orta Doğu'da bozacağı başka dengeler olacak. Ve fakat maalesef böyle bir yere doğru gidiyor. Üstelik yalnızca Suriye gitmiyor, Irak'ta gidiyor. Biz 30 Nisan'dan sonra belki Irak'taki çatışmaların seçimlerden sonra azalmayacağını, daha çok artacağını görebiliriz. Sizin doktora teziniz Irak üzerine miydi? Benim Irak'ın işgali Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi ambarda, hocam bir günde evet, onu da konuşuruz programı inşallah. Ambarda malum biz çok çatışmalar var. Yani Irak'taki, Suriye'deki o El-Kaide uzantısı IŞİD. Aynı zamanda ambardaki Sünni bölgelerde faaliyet gösteriyor. Suriye'deki aşiretlerle Irak'taki aşiretler, Şam var vesaire, bunlar yine
birbirleriyle akrabalar. Hı hı. Lübnan'da bombalar patlıyor Suriye meselesi yüzünden. Türkiye sınırında çatışma var. Dolayısıyla Suriye meselesi tüm Orta Doğu'yu, Orta Doğu dengelerini sarsıp zehirlemeye, kanatmaya devam ediyor. Biz burada siyasi iktidar mücadelesine bir virgül koysak, ki ben aslında özellikle bugüne hiç getirmek istemiyorum ki, programımızın adı Öteki Gündem, ismiyle yaşasın. Tabii. Şimdi şöyle, biraz Suriye gerçeklerinden bahsettiğimizde, Suriye'nin mesela geçim kaynağı nedir? Suriye'nin zenginliği ne üzerinedir? Evet. Tamam, ticari merkezdir, bunu tarım, anladık. Tarımı çok güçlü Suriye'nin. Yani Mezopotamya'nın da en verimli topraklarıydı. Kendine yetecek kadar petrolü var. İkincisi ticaret olarak, yani kendilerinin al-sat. Bir de kendine yetecek sanayi üretimi de var. Mesela dış borcu olmayan tek ülkeydi hemen hemen. Dış borcu yoktu Suriye'nin. Olanı da ödememiş zaten. Sovyetler Birliği'ne varmış, ödememiş yani. Olanı da ödemiyor. Yakın dönemde özellikle iyice toparladı ekonomisini. Bir kere bu 2003'teki işgalden evvel Irak iskontolu petrol sattı bir dönem Suriye'ye. Turizm de var hocam. Bol miktar turizm var. Oradan bir miktar para biriktirdiler. Turizm çökmüştür artık herhalde. Şimdi yok. Kale ülkesiydi. Kalelere en çok, bir de turizme en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiydi. Hepsini korumuş. Bizim Hicaz demiryollarını bile korumuştu. Tabii. Suriye. Körfez'den yatırım çekti Beşar Esed'li dönemde, reform olmaya başladığı süreçte. Şeyi de var hocam, Filistinli Hamas'ı himaye ettiği için Arap ülkelerinden para alıyordu. Yardım alıyordu. Golan'dan dolayı İsrail'le oraya yalandan tank falan dizmiş oraya sınıra, Golan sınırlarına. İsrail'le düşmanım diye Arap ülkelerinden de bir yardım alıyordu. Siz hiç inanmıyorsunuz o İsrail düşmanlığı. Kim? Mümkün mesela. Değil. Ben Baas'ın İsrail'le düşman olabileceği ihtimalini hiç vermem yani. Ama vermedim şöyle denir de. Hani peki İsrail'in böyle bir düşmanca bakışı. Ya Hizbullah'ı da buna katabilirsiniz. Hatta denir ki İsrail'e işte pasaportuna Suriye'ye giriş çıktıysan. Ya ben bunu yaşadım. O artık kirli pasaport kabul edilir ve almazlar. Kirli ne? Hiç sokmaz sizi içeriye. İşte onu diyorum, kirli ama dediğim. Ama bunu politik malzeme yapmış. Siz devleti sorgulayamazsınız. Hocam onu söyledi. Siz şunu diyemezsiniz. Ya bizim bu tarım ürünlerinin geliri, devletin geliri nereye gidiyor acaba falan. Sorduğunuz zaman hainsiniz. Niye? İsrail düşmanımız var bizim. Silah alıyoruz. Sen devleti mi sorguluyorsun? Tabii Suriye, hani işte Lübnan'a daha önce müdahil oldu Hafız Esad döneminde. Bölgede bir önemli aktör. Aynı zamanda İran'la olan ittifakı da zamanla pekişti. O ittifak üzerinden İsrail bir tehdit olarak algılıyor. Yani mesela Hizbullah'a vesaireye bir silah sevkiyatı falan bir şey yapılacağı zaman Suriye oradaki bağlantıyı sağlayan ülke. Özellikle şu anda Hizbullah militanları savaşıyorlar Suriye'nin içerisinde ve almış oldukları bu eğitimle Lübnan'a dönecekler. Onu da bir yine tehdit olarak görüyor. Ama genelde Suriye, İsrail'le gerilimi ayakta tutan, bu sayede bir içeride bütünlüğünü sağlayan, yani içeride bu mezhep ihtilafı etrafında bir tartışmanın olmasını engelleyen, Araplık kimliğini pekiştiren, Orta Doğu'da prestij sağlayan, kazanan, tabi onun da altını çizmemiz lazım. Şimdi bu Baas hadisesi Suriye ve Irak'ta iktidarda oldu ama Arap milliyetçiliğinin sesi Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin tamamında duyulur ve işitilir. Ve Arap dünyasında liderler hep Arap dünyasının bütüne hitap etmeye çalışırlar. Bütünü üzerinde sivrilmeye, prestij kazanmaya çalışırlar. İsrail'le sürdürülen gerginlik, o retorik kavga çatışmanın da buna tabii bir ciddi etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ama şunu da unutmamalıyız. Tabii Suriye tüm Arap-İsrail savaşlarında savaştı. Yani 1948'de, 67'de, 70'de yani tüm savaşların girdi. Hepsinde de her savaşta toprak tarafıydı. Kazanan İsrail oldu. Evet. Yani bu gerilimden beslenenler devrin liderleri oldu, Arap liderleri oldu. Ya bizim etkili olmamız için bakın mutlaka bizim dış politikada, yani belki ismini zikretmemizde mahsur olmaz, hocaların hocası hocamızdır. Yani İlber Ortaylı gibi hakikaten, yani tarihi bilen, işte Halil İnalcık gibi tarih hocalarımızın mutlaka bir fikirlerin alınması lazım hocam. Mesela biz 405 yıl kalmışız Suriye'de. 405 yıl. Ne almışız Suriye'den? Her şeyi vermişiz değil mi hocam? Sürre alaylarıyla, şunla, bunla her şeyi vermiyor ama almamışız. 21 yıl kalmış Fransa. 21 yıl. Bugün gidin 30 ve 40 yaşın üzerindeki okullarda hocam, okullarda mecburi dildir Fransızca. Mutlaka Fransızca öğretirler.
para birimi değiştirmiş. Adamla oturun 10 kelime Türkçe konuşamazsınız. 10 kelime Türkçe konuşamazsınız. 405 yıl kalmışız. Ama Fransız 21 yıl kalmış, 40 yaş üzeri. Siz ilk tanıştığınız zaman hemen sizinle bir Fransızca konuşursanız konuşalım der. Yok. İngilizce konuşalım, Allah'ım dostum o da yok diyorsun. Ama sorarsanız Türkçe o da yok yani. Türkçülük yaptı, Türkçe öğretmeye çalıştı. O yüzden Arap isyanı çıktı denir ve şikayet edilir. Ama yani dışarıdan gelen Fransızlar işte ülkeyi sömürgeleştirmişlerdir. İktisadi olarak tabii kullanmışlardır, faydalanmışlardır işte bundan. Dili zorla öğretmişlerdir. Çocuklara bunu mu öğretiyorlar okulda? Fransızca mecbur. Onu demiyorum. Yani kendi tarih, resmi tarihlerinde tabii, resmi tarih bunu tabii mu öğretiyorlar? Mesela en vahimi Arap ülkelerinin geri kalmış sebeplerinden birini zikrederken 4 asır Osmanlı'nın burada olması diye tarihini yazan Fransızlar, İngilizler yazmışlar tarih kitaplarını. Orada bize bir eğitimci dedi ki, vallahi dedi kusura bakmayın dedi, bizim tarih kitabımızı yazan sizinkileri de yazdılar dedi zamanında. Bize Türkleri düşman ettiler, size Arapları düşman ettiler. Biz niye düşman olalım yani? Peki ya çok yakın zamana kadar hani bu ilişkilerin bozulma hadisesi, bunları hepsini bir kenara bırakın. Evet. Onun öncesinde konuşuyorum. Hep böyle sanki hani Suriye'de bir Türkiye sevdası, hayranlığı, Türk insanını çok severler. Tamam. Aman işte sokakta selam verir. Aa, Türkiye'den mi geldi gibi bize anlatıldı. Bu doğru mu? Doğru. Ben yaşadım ya. Kulak arkası ediyor insanların bir kısmı. Yani bir resmi cihaz söylen bir şeyler anlatıyor filan ama tabii bir de yaşanmışlık var. Yaşayan hocam, halkla hatıralar şeyi var, karıştırmamak halkın, lazım. Devletin politikasıyla tabii halk farklı. Halk bizim yani hakikaten... Ama şimdi bize resmi tarihinde bu varsa, müfredatlarında çocukların öğrettikleri tarih kitaplarının içinde bunlar varsa... Bu var. Tabii. Ya var ve yani Türkiye'ye harita karşı hocam, çok kuvvetlidir. Harita... Mesela haritanın arkasında Hatay ne var? Nerede? Şimdi Bağız'ın biz bu darbenin ardından yani Hafız Esad dönemine geçişiyle beraber bir yeni Bağız dönemi başlar. Mesela ideoloğu Zeki El Arsuzi'dir. Nusayri'dir kendisi ve işte bu İskenderunlu'dur. İskenderun'un Türkiye'ye bağlanması ve onun ardından Suriye'nin bunu geri talep etmemesi yüzünden o dönemin elitlerini falan sürekli olarak suçlar. Ve bu ideoloji Hafız Esad rejiminin ana omurgasını oluşturdu. Yani o yüzden Türkiye'ye karşı Suriye'yi, Suriye'de yaşayan insanları şartlandırmaya yönelik çok güçlü bir propaganda çok uzun bir müddet devam etti Suriye'de. Fakat yani halkın arasında yaşayan hatıralar var, yaşanmışlıklar var. Rejimin kendisi zaten çok sevimli değil. Yani kuvvete dayandığı için bizim, söylediği bizim her şey etkili hocam, olmuyor. Bizim talihimiz. Tabii. Necip Fazıl'a Cezayir'de, Cezayirli birisi ya burada ya Cezayir'de tam bilmiyorum. Diyor ki efendim diyor Osmanlı diyor 4 asır bizi sömürdü. Buna ne diyeceksiniz diyor. Necip Fazıl diyor ki abi evladım diyor. Osmanlı seni sömürseydi 4 asır sen bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe evet sorardın. Doğru. Yani bizim yani şuradan... Ki hata şundan yaptım, gurur tabii duyuyorum hocam. Kesin. Ecdadım benim her gittiği yerde Allah gitmiş, Allah gelmiş. Bundan gurur duyarım. Fakat hep aklımın ucundan da bir sitem olarak Allah'a sığınarak, yani onları tenkit etme değil. Hayırla yad ederim ama ya derim acaba bakın biz gittiğimiz ülkelerde dilinizi, eğitiminizi, kendinizi sevdireceğiniz müesseseleriniz olmadıktan sonra siyaseten bir araya gelemezsiniz. 3 sene önce biz Suriye ile birleşecektik değil mi? Vizeler kalkmıştı. Neresi kimlikle girecektik? Siyaseten olmuyor. Olmaz. Birleşemezsiniz. 1876'da İngiliz gelmiş, Şüveyfat okulları açmış hocam. Bizim çocuklarımız da mecburen orada okudu. Kendi müfredatı olmadığı için. Şüveyfat okulları Lübnan'ın bir köyünde açmışlar hocam. Resimlerini gördüm ben. Bir köyünde aynı Robert Koleji gibi. Ya köyde bir evi kiralamışlar. Ama dünyada 21-30'a yakın okulları var dediler. Bunlardan bir tanesi 1870 küsürlerde Şam'da açtıkları okul hala devam ediyor. Peki bu hani Bağız'ın temel ideolojisi Arap milliyetçiliğiydi. Bunun mesela tutmamasının sebeplerinden bir tanesi de aynı dili konuşmuyor olmaları mı? Çünkü aynı hani, dil, Arapça konuşuyor. Ama bir programda şey dendi, Arapların hepsi birbirini anlamıyor dendi. Şöyle lehçe olarak farklıdır. Mısırlı Gemil'dir ama Suriyeli Cemil'dir. Ama yine anlamıyormuş işte birbirini.
Yok, anlarlar, o kadar değil, anlıyorlar. Yani bizim mesela Kırım Türkçesini yarım yamalak anlamamız gibi mi anlıyorlar? Daha fazla anlarlar. Mesela Özbekçeyi hiç anlamıyoruz. Orada bir de tabii hani Kur'an'ın bütünleştiriciliği var. Bir sürekli hepsi okumuş olduğu bir metin olarak onu sağlamış olduğu bir ortaklık var. Amice dedikleri hocam çok daha böyle argo, yani hakikaten Kur'an Arapçasından çok farklı olan kendi aralarında ama Ammice dedi, halk Arapçası var. Bunu Suudlu da Ammice kullanır. Faslı da, hatta siz Mısır'da meşhur bir sanatçıları vardı. Sinema sanatçıları, bayan Afaf Şuveybi. Onunla bir böyle bir yemek yemiştik. Bize espri yaptı, güldü ya. Fusa Arapça var ya hocam. Evindeki hizmet eden kadın ona böyle işte efendim ne arzu edersiniz atıyorum evet. Türkçe. Deyince bu kahkaha atarak anlattı bize. Ürdün Üniversitesi'nde yani, ben bir tebliğ sundum Arapça, okuduk, şey yaptık filan. Dediler ki ya hocam güzel oldu da siz böyle bir Kur'an okuyor gibi okudunuz dediler. Sadakallahu lazım diyesi geliyor adamın siz bu konuşunca. Şunu sormak isterim. Mesela benim orada akrabalarım var mesela. Çok özledim. Şu anda gidebilir miyim yanlarına? Yani bir şekilde yolunu bulabiliyor muyum? Nasıl oluyor? Yok, onlar gelebilir ancak siz gidebilirsiniz. Yani mümkün değil mi? Can güvenliğiniz yani yok. Kaçak göçek de olmuyor mu şu an? Ben geçen kilise gittim orada. Yani kaçak göçek. Kiliste. Ha şöyle olur. Eğer kendinize güveniyorsanız, canınıza güveniyorsanız gidersiniz yani. Çünkü, yani şeyden de olur. Şam'a falan gidersiniz. Orada muhabirler falan ha, mı? Caber Kalesi'ne girmeli. Süleyman Şah'ın. Tamam onu da. Şu anda ben öyle ekstradan merak ettiklerimi soruyorum yok, da. Yok. Can güvenliği. Yok normalde girebilir. Mesela Şam'ın içinde hayat devam ediyor. Bir olay yok hocam. Tamam. Şam'ın içinde hayat devam ediyor. Şam'ın içinde şu anda hayat normal. Biz aynen, İstanbul'da ne yürütüyorsak kafeleri, öyle mi? Aynen. Sinemaları, lokantaları, kafeler devam ediyor. Onda sıkıntı yok. Hayat pahalılaşmış. Zaten parası Şamlıların parası olur genelde yani. Yani illa bir şeyleri vardır. Kötü günler için sakladıkları paraları vardır. Ticareti çok sevdikleri için. Şimdi Türklere bakışından daha doğrusu hani Türkiye ile ilgili olarak oluşturdukları fikir dünyalarından bahsederken bizden kimi tanıyorlar, seviyorlar ya da hiç sevmiyorlar? Kimi biliyorlar? Cemal Paşa'yı hiç sevmiyorum. Cemal Paşa'yı sevmiyorum. Tarihte daha sevmezler. Hani sanatçı vesaire o camiayı düşünerek sormuştum. Sanatçı olarak Şam'da Kıvanç Fenerbahçe'ye geldiği öyle için mi? Halep'e geldi ya hocam Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe'yi bilirlerdi. Zaten Kurtlar Vadisi'ni çok izliyorlar. Hayat duruyor Kurtlar Vadisi izlendiği zaman. Bir de sanatçılardan o sarı bir tane var. Kıvanç Tatlıtuğ. onu çok şey yapıyorlar. Biliyorlar. Nasıl izliyorlar? Dublaj var. Hayat durur. Bakkala gidin bir şey alacaksınız marketten. Adamın gözü televizyonda size bakmıyor. Türk dizileri olduğu zaman. Türkülerimizi çok sevmeye başladılar. Mesela bir takside şoför bana dedi ki ya dedi sizin dedi türküleriniz dedi ne kadar güzel dedi yani. Dedim, sen nereden biliyorsun bizi? Mesela İbrahim Tatlıses'i biliyorlar yani orada. Ondan sonra Zeki Müren'i. Zeki Müren'i. Tabii. O zaman Türk sanat müziğine de dalmışlar. Çok şeydi. Zeki Müren'i severler. Aa, yani. Bu değişik geldi. Evet. İbrahim Tatlıses'e hiç şaşırmadım ama Zeki Müren'i genelde Doğu, yani Kürt şeyde var ya orada İbrahim Tatlıses hayranları genelde. Onun için Orta Doğu coğrafyasında İbrahim Tatlıses'e tabii ki. Ya Araplar da akşam dinlenecek sanatçı bellidir. Sabah dinlenecek. Akşam olunca Ümmü Gülsüm'ü dinlerler. Sabah olunca Feyruz'u dinlerler. Yani sabah Feyruz dinlediği zaman sizi kınarlar. Dinlenmez derler Feyruz sabah, akşam. Akşam Ümmü Kültüm. Ümmü Kültüm derler, Ümmü Gülsüm. Mısırlı vefat etmişti. Mısır'ın ne de bülbülü. Evet. Bülbülü derler yani, Ümmü Gülsüm. O tip sosyal hayat, yemekleri bizim yemeklere benzer. Özellikle sofraları çok geniştir. Aynen bizdeki gibi düğünleri perşembe ve cuma olur. Cuma tabii perşembe günü olur. Cuma günü tatil ya. 12'den sonra olur düğünler gece. Gece 12'den tabii, sonra gece mı? Gece 12'den sonra olur. Şu da olur. Gece 12'den perşembe sonra günü, çok geç ya. Sanatçı çağırıyorlar ya. Perşembe günü kadınlara, cuma günü erkeklere olur düğün. Bir dakika sanatçı çağırıyorlar ya niye öyle bir şey söylediniz? Sanatçı 8'de çıksa olmuyor mu sahneye? Evet. 12'den sonra onların şeyi var ya öyle bir adetleri var. Ne enteresan. Ya hayat sıcakla falan. Arap dünyasında hayat gece 12'den sonra ya. Öyle mi? Bir de şu serbestlik var. Can emniyetiniz. Çünkü iki kişiden biri istihbaratçıdır kesin.
Bir şey yapma şansınız her yok. Her yer çok güvenli. Yani güvenlidir. Mümkün değil bir şey olmaz ya. Arabanız açık kalsın, eviniz açık kalsın. Bir çocuk ya 5-6 yaşında bir çocuk taksiyi durdursun. Şam'ın bir ucundan bir ucuna gider. Yeter ki siyaset yapmayın. Ama sakın ha devleti. Zaten aslında yani İslam'ın ruhunda da vardır hocam. Devlet yani devlettir. Ya çok tenkit edici. Ama şöyle bir tehlike var. Mesela ben size sinir oldum. İstihbaratçı Mehmet Bey giderim derim ki Erol Hoca derim abi, devlet hakkında atıyor, tutuyor. Bu merhamet yoksa olur. Bir bize hakaret eden bir Suudlu bir elçilikteki arkadaşımız anlatmıştı. Yani o da dedi çok kızdım dedi. Küfür etmeye başladı dedi. Yani Türkiye'yi bilmem şöyle böyle falan. Dedim kardeşim git işine işlem yapmıyorum. Türkiye'de de hakaret etmeye başladı yani artık. Kendi şımarıklıkları vardır onların. O Dubai, Katar, Suudların böyle bir paradan dolayı. Hakaret ediyor, mecbur yapacaksınız işte siz şunsunuz, bursunuz. Orada diyor, Suriyeli askerler bekliyor ya. Hı. Dedim ki bakın dedim bu reise küfür ediyor. Adam gitti diyor, 15 gün sonra geldi diyor, elime ayağıma düşüyor. Gözünü seveyim yani. Geçmiş. Ya bütün bunlar şunu gösteriyor, hem Suriye'de hem de Irak'ta yaşananlar. Devlet olmak demek öncelikle sizin kendi insanlarınızın zihninde kişilerden bağımsız bir meşruiyete sahip olmak demek. Yani mesela Osmanlı bir devletti. Tüm tebaasının üzerinde işte kanunlarıyla, hukukuyla vesairesiyle bir müessese olarak zihinlerinde ve vicdanlarında vardı. Şimdi Suriyeli adeta işte Esed'in malikanesi gibi görüyor yaşamış olduğu ülkeyi. Orada sallanan bayrağı, o yüzden bir ulusun bayrağı gibi göremedi ve hissedemedi insanlar. Ve nitekim çok istikrarlı gibi görünen, çok işte o kadar istihbaratıyla, şu suyla, bu suyla vesaireyle güçlü gibi görünen ülkelerin İskambil'den kuleler gibi yıkılışına şahitlik ediyoruz. O zaman devlet olmak demek bir başka şey demek. Yani bu Orta Doğu'da yaşanılan deneyimden onu çıkarmak lazım. Omurgasında hukuk, hukuka dayalı olarak vicdanlarda yer tutmuş olan bir şey devlet, devlet ağacının direği önce vicdanlarda yerini buluyor. Hukuk ve adaletle besleniyor ve insanlar o bayrağın, o çadırın altında güvenli olduklarını hissediyorlar. Bir kişiyle, bir aileyle özdeşleştirmiyorlar. Yani aşiretin bir büyüğü gibi düşünüyorsanız devleti, o devletin en güçlü olduğu zannedilen dönemde sarsılması, çatışmalarla parçalanması mukadder. Suriye'de yaşadığımız, Irak'ta yaşadığımız buna benziyor. Şöyle bir şey okudum. Doğruluk payı var mı? 5 kişiden fazla insan bir araya gelecekse bu izne tabi diye. O kadar mı? O son yıllarda şöyleydi. Kırılmıştı o artık. O biraz abartılmış. Yani çok abartı. Nasıl? Ama bu olmuştu. Yani mesela diyelim siz evinizde bir program yapacaksınız. Bunu ya bunu şunu istiyor devlet sizden. Diyor ki yani niye toplanıyorsunuz? Bize bilgi verin. Ya enteresan bir şey. Bak hırsız mesela böyle şeyler mi hırsız söylüyor? Eve girmiş. Evde silah görmüş. Gitmiş muhaberata demiş ki ben falanca eve bir şey çalmaya girdim ama orada silah vardı. Hırsızı bırakmışlar. Evin sahibini yakalamışlar. Bu silahlar neyin nesi diye. Şimdi bu dünyaya bakmak için bakın silah daha önemli. Çok enteresan bir şey hocam. Yani o sahnede bir silah Mehmet var hocam, sonra patlar. Garip bir şey anlatacağım Pelin Hanım bakın. Der ki gecenin bu saatinde de bu espriler olur mu diye. Bir Arap bakın bir psikolojiden bahsedeceğim şimdi. Bir Arap, bir Yahudi, bir Müslüman bir beldeye gidiyorlar. Arap yani Arap'ın psikolojisi ve yapısı bellidir. Keyfi sever. Böyle tatili sever. Ha bellidir, meşhur ya. Şimdi tweet atmaya başlar Araplar. Şimdi. Aman Araplar alınmasın ha, yok, sakın. Yok yok. Ya bu insanların karakteri. Bu espri olarak anlatırlar. Ben de Hataylıyım ya. Yani insaf. Şimdi orada yani bu insanların karakteriyle alakalı bir şey. Bu kınama değil. Hı. Bu bir küçük görme değil hocam. Durum tespiti. Bu milletlerin karakteristik yapısının bir tespiti. Arap gelir köyün girişinde veya bir kasabanın girişinde köyün çobanına rastlar. Köyün çobanı der ki nereye gidiyorsun? İşte bu şehre geliyorum der. Hemen ilk sorduğu soru şu olur. Ya burada güzel bir otel var mı böyle havuzlu mavuzlu dinlenebileceğin tatil yapabileceğin? Köyün kapısında. Yani neyse artık il veya bir şehrin diyelim. Şehrin diyelim Mehmet Hocam. Yani, mutlu olacaksanız şehrin diyeyim yani.
Evet. Şimdi ondan sonra özür diliyorum, belki sulandırdım hadiseyi. Yahudi gelir. Yahudinin özelliği nedir hocam? Yani karakteristik özelliği nedir? Aman ben hiçbir şey söylemeyeyim de ondan sonra alınırlar. Hani ekonomik Türkiye'de olarak değil mi? Türkiye'de öyle değil ya, mesela bir dizide hemşire eğer... Hayır, biz Yahudileri nasıl biliriz? Nasıl biliriz? Ticaret... Çok iyi bilir. Ne? Ekonomik olarak değil mi? Ekonomi... Siz konuşun, sizi bağlasın. Tamam. Biz Mehmet hocamla öyle oturuyoruz. Şimdi onlar ekonomiyi çok sevdikleri için, ticareti çok sevdikleri için ona sorarlar. Derler, o köyün veya şehrin girişindeki adama der ki çobana, ya bu şehrin pazarında, çarşısında ne alınır, ne satılır yani? Güzel. Bizimki gelir. Bizimki kim? Türk dediğimiz yani gelir. Türk dediğim. Bu Türklerin bir karakteristik yapısıdır hocam. Bizimki gelir, oturur abi, önce bir bohçasını açar, ona bir yemek ikram eder. O da konuşurlar, artık akraba olurlar. Gel git falan. En son der ki, ya hemşerim ben sana bir şey soracağım da. Aramızda kalsın. Buyur der. Hep aramızda kalır ya. Evet. Yani aramızda kalsın. Ha. Nedir der? Bu ya doğru der, bak. Bu köyün muhtarından memnun musunuz? Yani en büyük derdi o. Acaba adaylığımızı koysak bu köy bize seçim oy verir mi? Mıyız? Yani biz burayı yönetebilir miyiz? Bu bizim millet olarak bir yapımızdır hocam. Allah ayrı yaratmış sanki. İdare etmeyi seviyoruz. İnsanlara bak, 400 sene idare etmişiz, hiçbir şeylere talip olmamışız. Kendimizden vermişiz ama ne demişiz? Benim sancağım dalgalansın bir de, burada. Bir de hani vardır ya, böyle çok klasiktir, ya takımı kurtarırlar ya işte şeyi kurtarırlar, ülkeyi kurtarırlar hani insanlar bir araya gelince. Biraz da Türk karakterinin bununla alakası. Ya yani yönetimden memnun musun? Hani kendi öyle bir fikri ortaya koyacak ki Allah Allah bütün sorunları hani çözecek. Orta Doğu dünyasında şuna bakmazlar. Ya bu adam ne? Ya bizi iyi idare etsin. Bizim yani bizi yormasın, bizi sıkıntıya sokmasın, ticaretimize karışmasın. Kim olursa olsun. Ya tabii işte insan tabiatı, elbette yaşadığımız coğrafya. Çok bizim, zorlu bir coğrafya. Çok zorlu bir coğrafya. Ve çok aslında bir dönüşüm döneminden geçiyor. Yani şimdi tabii her kuşak yeni isteklerle beraber geliyor. Her kuşak yeni bir dünyaya doğuyor. Biz şöyle bir Orta Doğu'ya baktığımızda da 1950'lerden 60'lardan sonra aslında bir nüfus patlaması görüyoruz. Yani bir yüzyıl önceki Orta Doğu değil. Evet. Şu anda bu büyük dalgalanmaların yaşandığı ülkelere bakıyorsunuz. Yaş ortalaması 21-22. Yani Suriye'ye, Mısır'a vesaireye filan baktığımızda. Dolayısıyla çok genç bir kuşak iletişim devrimi içerisine doğmuş. İşte Türk dizilerini izlemek demek aynı zamanda bir hayat modelini görmek demek. Bir de yaşadığınız gerçeklik var. İşte 5 kişi bir arada oturunca bir yere haber vereceksiniz filan. Buradan bir değişim talebinin doğmaması imkansız. Yani herkesin hayalleri aslında var, kurmak istediği hayatları var. İşin biraz da acıklı tarafı, yani bir gümüş dizisi miydi o, Kıvanç Tatlıtuğ'un özellikle aldı yürüdü bir kasırga. Ya o da aslında Türk yaşam tarzı mı ya? Doğru. Hani gördükleri, izledikleri. Çok hani vahim zaten yani. Arap dünyası şu anda bizi tabii farklı tanımaya başladı. Bizi bir yere koymuşlar. Ben bu dizileri kötülemek için hayır, de söylemiyorum hayır. Biz ama. Bu değiliz ki ya. Tabii. Biz bu muyuz yani? Biz bu muyduk? Ama belki bu da değildik ama bazı tabii. Başka türlü doğru. De daha böyle korkunç diziler var. Ya o tabii. Da değiliz ya. O değil, da değiliz. Değiliz. Neyse tabii. Yani zaten toplumlar dizilerden okunmaz. O ayrı kesinlikle. Bir şey de. Kesinlikle. Ha, ben hani özellikle diziler için hani onu şey yapmak için söylemiyorum ama yani böyle bir şey var. Bir değişim talebi var. Yani içinde bulunan yaşadıkları sistemlerden memnun değiller. Efendim daha iyi hayatlara sahip olmak istiyorlar. Özgürlük talepleri var. Ve şimdi bunların hepsi bir kan deryasında boğuluyor. Yani şu olacaktı. Eğer Türkiye reform eğer Suriye reform yolunda ilerleseydi biz belki o genç kuşakları 30'lu 40'lı yaşlarında profesyonel mesleklere sahip de doktor, avukat, tüccar vesaire filan olarak daha ilerleyen, hızla zenginleşen bir Suriye'nin kardoları olarak görecek. Ne dedi Erol Bey? 7 sene yaşamış oranın entelektüeli tabii. De dedi. Bizimkilerin dedi 3 katıdır dedi. Şimdi yani. Ne oldu o nüfus? Dünyayı bilirler. Şimdi o nüfus ya mülteci kampında kinle gün sayıyor. Ya elinde bir kaleşnikov işte bir sokağın başında düşman bekliyor. Veya işte bir çatışmanın ortasında. Ve sağ kurtulsa bile bu badireden yaşamış olduğu travmayla dünyaya bakışı bütünüyle değişmiş olacak. O yüzden
çok ağır bir, hakikaten yani bölgemiz çok ağır bir yara aldı. Umarız bunları sarma imkanı olur. Umarız. Yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama gerçekten çok üzücü bir tarafı var. İsterseniz programın sonunda Suriye'deki Türk toprağını konuşalım. Bugün Habertürk ekranlarında da ekrana geldi. Habertürk ekranlarında da izleyiciyle buluştu. Haber şöyle başlıyor. Türkiye'nin gözü bugünlerde Suriye'de özellikle bir tek noktada. Hangi noktada? Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Halep sınırlarındaki Süleymanşah Türbesi'nde. Sevgili seyirciler, Süleymanşah Türbesi arkamda görüyorsunuz. Sınırlarımız dışındaki tek Türk toprağı olması açısından önemli. Bundan bir bahsedelim. Tamam. Öyle noktalayalım. Tamam. Evet. Süleymanşah özellikle Anadolu Ahlat'a geldikten sonra Kayı boyu bir rivayete göre hocam Moğol istilasının getirdiği bir endişeyle artık Halep'e, oradan da içlere doğru, daha merkezi yerlere doğru gelmek üzere yola çıktıklarını söylerler. Anadolu'ya Suriye üzerinden giriş de önemli. O yüzden hani orada Türkmen varlığı hem Kerkük'te hem şeyde Anadolu'dan. Mevlana'nın gelişi Suriye üzerinden babasıyla. Ahlat yıllar boyu özellikle Anadolu Selçuklu döneminde sadece Kayı boyuna değil, bugün seyitler dediğimiz, şerifler dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarına dahi, o soyuna, mübarek soyuna, yeryüzü onlara dar edildiği zaman özellikle Emevi Abbasi sonrası yeryüzü bir nevi dar edilmiş onlara. En güzel yuvayı, en güzel kucağı, en güzel barınağı Ahlat'ta bizim nezdimizde bulmuşlardır. Kayı boyu da öyle olmuş, gelmiş. Fakat malum ya Halep, çünkü Artuklular, onlar da Kayı boyundan, Artuklular da Kayı boyundan. Artuklulara bağlı bir Kayı aşiretiydiler. Allahu Alem derler ki bazı tarihçiler, Artuklu Bey'inin Halep'e görevlendirmesi sonucu da gitmek üzere yola çıktıklarında Fırat'tan geçerken, Fırat'ta Caber Kalesi, bugün ben orayı da görmüştüm, ziyaret etmiştim. Belki kimse bilmez bunu. Tasavvufta tasarrufu devam eden beş zattan biri olarak zikredilen, hiç kimse duymamıştır bunu. Bakın belki ilk defa duyacaksınız. Akil bin Münbici. Duydunuz mu hocam? Ben de duymadım. Akil bin Münbici. Mesela İmam Rabbani sayılır, Abdülkadir Geylani sayılır. Tamam. Beşinci olarak da yani işte Hasan Harakani, Harrani Hazretleri. Beşinci olarak da Akil bin Menbici. Menbiç kasabası. Rakka'ya yakındır o da, Halep'e. O Caber'e de yakın yani. Caber'de atından düşmesi sonucu boğularak şehit olur. Sadece kendisi değil. Kendisi değil. Yanında iki tane de eri vardır, asker vardır. Onlar da şehit olmuş. Caber Kalesi'nde oraya defnedilmiş. 1973'te Esed Barajı yapılacaktı. Esed Barajı yapılacağı için geriye doğru çekilmiş hocam. Biraz daha kale sınırları dışına doğru çekilmiş. Karakozak Köyü'nde. Karakozak. Şu anda orada. Bizim elçiliğimizden izin almadan oraya gidemezsiniz. Konsolosluktan izin almanız gerekiyor. Türk bayrağı dalgalanır. Süleymanşah Ertuğrul Gazi'nin babası olarak zikredilir. Halen de Türk askeri koruyor. Türk askeri koruyor. Aynen bizim ziyaretçilere de açıktır. Elçiliğimiz orada, askeri ateşemiz, teşekkür ediyoruz kendilerine de buradan. Elçilik vasıtası çok güzel bir şey de yapıldı oraya. Muhafaza da yapıldı. Ben bu konuyla ilgili bizim edebiyat fakültemizin dekanı Altan Çetin Hoca var. Onlar bir komisyonda çalışmışlardı. Onların tezi şu: Kutalmışoğlu Süleymanşah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve işte Osmanoğulların atası olan Süleyman. Bu ikisinin hikayesi karışmış vaziyette diyor. Ve türbenin bulunduğu yerde de bir gerçek mezar yok. Orası bir makam olarak duruyor. Tabii sembolik önemi var. Sembolik öneme haiz. O iki hikayenin, yani hangi şahsiyet tam olarak, onunla ilgili eldeki tarihi verilere bakıldığında hikayelerin birbirine eklemlendiği görülüyor. Türkiye Suriye'den çekilirken burayı sembolik Fransız olarak 1921-23 özellikle Lozan'la birlikte Fransızlar yani bizim bir türbemiz olduğu için bize kalmış. Ama ne enteresan, hani Suriye'deki
Suriye'dekini boş verin. Sınırlarımız dışındaki tek Türk toprağı. Evet, maalesef. Ha, maalesef. Evet. Erol Bey, çok hakikaten emperyal. Daha çok olmalıydı. Yani daha çok olmalıydı diyorsunuz. Bir arada böyle Tuna'da bir ada vesaire filan böyle bir hikayeler vardı. Tuna Nehri üzerindeki küçük adalardan biri Nehin'i de öyle bir tartışma yapıldı. Evet. Ruhu şad olsun Süleyman Şah. Hedefi büyük insan. Hep hedefini büyük tutmuş. Kayı boyunu getirmiş. Cihana 6 asır şan vermiş. Cihana 6 asır idare etmiş. Bir milletin doğmasına vesile olmuş. İyi ki de getirmiş. Allah razı olsun. Allah rahmet etsin yani. Neyse diyorsunuz, ah keşke daha da olsaydı falan diyorsunuz. Niye olmasın ya? Biz kendi toprağımıza, kendi varlığımıza, huzurumuza sahip çıkalım. Burası bize yeter. Güzel. Seviyoruz ülkemizi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, anlattığınız için. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Hazır Suriye tekrar böyle alevlenmişken, ateşlenmişken mevzular, bir kez daha konuşamadığımız daha önceki programlardaki mevzuları bu geceye taşıyalım istedik. Sevgili seyirciler, Öteki Gündem Perşembe gecesi sizlerle birlikteyiz. Normalde pazartesi gecesi biz yokuz ama bu haftalık böyle oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır programdan. Umarım sinirler yatışmıştır. Buradan mesajları da veriyoruz. Neyse, programı baştan sona izleyenler zaten celallenecek, hiçbir şey olmadığını çok hani rahat Alevi vatandaşlarımıza şunu da söyleyeyim. İmam Şafii'nin bir sözüyle, Hazreti Ali'yi sevmek Alevilikse bütün cihan işitsin ben Aleviyim yani. Biz hayatta Suriyeli Nuserilerle bir tutmayız. Yani. Zaten, ben tutmam. Evet, kaç kere de söylendi. Çok teşekkür ederim hocam tekrar geldiğiniz için. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Mehmet Akif Okur bizlerle birlikteydi. Kendisi aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde Orta Doğu Orta Asya Araştırmalar Merkezi müdürüdür. Bir titriniz daha var, onu da söylemek istiyorum. Evet, Ankara Strateji Enstitüsü'nde de çalışmalarımız var. Evet, sağ olsunlar buraya kadar geldiler. Ve tarihçi yazar Erol Çalı bizlerle birlikteydi. Erol Bey 7 sene Şam'da kalmış. Şam'ın güzel günlerine şahitlik etmiş. Döneceğiz tekrar. Gerçi acısını da tatmış ki buralara gelmiş. Ben öyle demiştim Erol Bey. Yani güzelmiş, iyiymiş işte oralar. Niye geldiniz diye. Böyle böyle diye anlatmıştı. Onun da Şam kitabını göstermek isterim. Arzu ederseniz hakikaten çok ilginç anekdotlar ve Şam'a dair özel bilgileri bulabilirsiniz. Yaşanmışlıklar var. Bizden bu gecelik bu kadar. Habertürk Program Müdürü Ebru Yücel'le Öteki Gündemi hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben Deniz Pelin Çift. İyi geceler. Ekranların marka programı Pelin Çift'le Öteki Gündem, dünyanın gizemli tarihinin izini sürmeye devam ediyor. Dinler tarihi, bilimsel keşifler, evrenin sırları, kadim uygarlıklar ve tarihin bilinmeyenleri. Pelin Çift'le Öteki Gündem, Habertürk'te.